İyi akşamlar efendim. Ne oluyorla karşınızdayız. Ben Göksu Öngör'ün Özgür. Her pazar olduğu gibi bu haftada önemli başlıkları çok değerli konuklarımızla konuşacağız. Tüm dünyanın konuştuğu aslında dün akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Türkiye'de gece saatleriydi. Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı ve aynı zamanda Kasım ayında yeniden aday olan Donald Trump yaptığı mitingde bir anda silah seslerinin arasından suikaste uğradı ve kulağını sıyıran bir suikast girişimiyle karşı karşıya kaldı. Şimdi akıllarda çok soru işareti var. Amerika Birleşik Devletleri'nde ne oluyor ve bundan sonra ne olacak sorusu. Donald Trump kendimi yaptırdı yoksa derin devletin suikastine mi uğradı? Açıklamalar çok çarpıcı. Dünyadan gelen açıklamalar var. Hepsine ve daha fazlasına bakacağız. Bu Donald Trump'ın adaylığıyla ilgili Donald Trump'a olumlu mu olumsuz mu yansır? Biden'a yansımaları ne olur? İlerleyen dakikalarda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve adayı Biden'da bir açıklama yapacak konuyla ilgili olarak Biden'dan gelecek açıklamaları ve suikastin gerçekleştiği bölgeye de gideceğiz. Şimdi konuklarımı tanıtarak hemen başlayayım. Akademisyen Profesör Doktor İpek Özkal Sayan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İkiniz de bugün yeşillerde. Yeşiliz. Yani biraz mavi giyseydik daha Amerikan bayrağını. Ben bir şey fark ettim Göksu. Senin programında insanlar çok renkli giyiniyor. Ama ben renkli bir kişiliğim. Evet, hepsi o yüzden bir şey. Şimdi bugün Ankara'dan mesela Gaffar Bey çok renkli. Kırmızı çorapları, kırmızı ayakkabıları bugün gözümden kaçmadı. Belki detaylı. Zaten ben yaz geldi. Biz de size uyum sağlamaya çalışıyoruz. Belki Civi'den arkadaşımız peki o zaman. Ama size daha çok yakışmış. Size daha çok yakışmış hocam. Maşallah kız var hocam. Maşallah hocam. Siz çok güzel gözüküyorsunuz. Maşallah hocam diyelim. Ama lütfen Gaffar Bey'i de yani ihmal etmeyin. Teşekkür. Gaffar Bey'in de maşallahı var. Sağ. Maşallah hocam. Sağ. Bu maşallahçılar biliyorsun Allah muhafaza bunlar. Ya, ben konuklarıma nazar değmesin diye söylüyorum çünkü. Anla adını anla. Evet, adı yok yok adını maşallah anlam yani. Maşallah demediğim zaman düşüyorum ki Coşkun Hocam bir gün büyük bir kaza geçiriyordu. İlk o yüzden ben dualarımı maşallahımı esirgemem ya, Coşkun Hocam. Adını anma derken yanlış anlaşılmasın. Anladım. Bir örgüt yöneticisinin doğru. TV yayınlarında biliyorsunuz kullandığı bir şeydi. Evet evet. O ondan, yoksa maşallah bizim tabii, tabii. Önemli bir şey. Maşallah ben nazara inanırım, hep de dua evet. ederim. O yüzden maşallah diyelim başlayalım. Şimdi güvenlik uzmanı Star Gazetesi yazarı Coşkun Başbuğ. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, Milliyet Göksin, Gazetesi yeniden. Yazarı Zafer Şahin hocam hoş geldiniz hoş diyelim. Aslında gazetesi yazarı gazeteci Gaffar Yakıncı hoş geldiniz. Merhaba. Stratejist Abdullah Çiftçi hoş geldiniz Sayın hoş Çiftçi. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Biden konuşmasını ekranlarınıza getireceğiz. Bekliyoruz çünkü. Bakalım Biden nasıl bir açıklama yapacak. Ama önce Amerika Birleşik Devletleri'nin temsilcimiz CNN Türk, Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Washington'dan Yunus Paksoy bize aktaracak. Bölgede, sıcak bir bölgede nasıl gerçekleşti bu suikast girişimi? Adım adım aslında CNN Türk izleyicileriyle paylaştı. Biz de bu görüntüleri de analiz edeceğiz. Yunus, Donald Trump'a Pensilvanya'da yaptığı miting sırasında bir anda silah sesleri duyuluyor ve o silah sesleriyle birlikte kurşun kulağını sıyırıp geçiyor. Şimdi ben görüntüleri izlediğimde ilk akıllarda münferit bir saldırı mı, arkasında birileri var mı yok mu, bu çok tartışılacak bir başlık. Tartışılıyor kuşkusuz. Arkanda polis var, biraz ortamı gösterir misin bize? Senin yaptığın bölgede mi güvenlik önlemi aldı polisler? Şimdi birazdan telefon elimde de göstereceğim Göksu. Ama şimdilik şunu göstereyim. Bu araç Pensilvanya Eyalet Polisi aracı. Ve normalde şuradan giden yol tam olarak miting alanına gidilen yol. Buradan yürüdüğünüzde yaklaşık bir 5 ila 10 dakika arasında o yere varabiliyorsunuz. Yani buradan normalde insanlar dün hiçbir şeyden habersiz şekilde yürüdüler ve mitingin yapıldığı noktaya doğru ilerlediler. Akıllarında tabii hiç bu şekilde böyle bir olay olacağı yoktu. Ancak o olayla birlikte, burası ile birlikte, bu ülke vatandaşlarıyla birlikte tüm dünya şoke oldu. Ben şimdi size tam olarak kamerayı da elime alarak göstereceğim. O olay nerede yaşandı? Adeta Trump'ın eğer 1 santim, 2 santim kafasına doğru gelmiş olsa, kulağını sıyırmamış olsa suikaste uğrayıp hayatını kaybettiği
yer burası olacaktı. İşte o gördüğünüz devasa Amerikan bayrağı olayın da yaşandığı yer. Tam olarak dün burada Trump'ın canına kastedildi. Ben hala burada dünden kalan, hala kaldırılmamış hoparlörleri görüyorum. Trump'ın sesi buradan dün yankılanıyordu. Orada hoparlörler var. Amerikan bayrağının hemen görüntümüze göre sağında. İleride görüyorum yine seyyar tuvaletler var. Bilirsiniz hani konserlere, mitinglere getirilir. Onlar hala kaldırılmamış. Bazı canlı yayın araçları hala orada. Onlar yerinden oynatılamamış. İnsanların gölgede kalabilmesi için bazı çadırlar koyulmuş. Onlar hala orada. Ve içeride soruşturma da devam ediyor, onu söyleyebilirim. Çünkü bu biraz önce gösterdiğim yere gideyim tekrar. Bu polisin durduğu yerden sadece polis kimliğini gösterenler ya da FBI ya da gizli servis kimliğini gösterenler gelip geçebiliyor. Onun dışında bu noktadan gelip geçmek yasak. Sadece yarım saat önce ana haber bültenimizde de canlı olarak verebildik. Şurada bir rahip geldi siyah cübbesiyle. Dua etti, ıstavoz çıkardı. Burada dün bir Trump taraftarı hayatını kaybetti. İkisi de şu an hala hastanede. Durumu kritik, ağır yaralı. Onlar için dua etti. Onun da geçmesine izin verilmedi. Sadece bir 20-30 metre yürüyebildi. Oradan duasını etti uzaktan bu gösterdiğimiz yere doğru. Ve daha sonra o da ayrılmak zorunda kaldı. Burada tabii çok yoğun gazeteciler var. Yunus, şunu merak ediyorum. Çok büyük bir alana benziyor orası. Biz mi buradan öyle görüyoruz? Alanın büyüklüğüyle ilgili bir bilgin var mı? Burası müthiş büyük bir alan Göksu. Şöyle söyleyeyim. Burada normalde trafik hala gelip geçmeye devam ediyor. Normalde şurası gazeteciler tarafından kapatılmış durumda. Arabalarımız tarafından, bütün meslektaşlarımızın. Zaten tüm dünya ve Amerikan medyasından gazeteciler de burada bulunuyor ama buradan birkaç cadde öteye gittiğinizde bütün sola doğru dönüşler polis tarafından kapatılmış durumda. Hiçbir şekilde sola, yani şöyle sola döndüğümüz neresi oluyor? Buraya doğru giden ara yolların hepsi kapatılmış durumda. Kimsenin ne buna direkt çıkan yollara ne de paralelinde çıkan yollara geçişine izin verilmiyor. Böyle bir sıkı güvenlik önlemi alınmış. Çünkü sebebinin şu olduğunu düşünüyoruz. Hala soruşturma devam ediyor. Hala birçok bilinmeyen var. Bilgiler yavaş yavaş gelmeye devam ediyor. Ama burada hala gizli servisin ve FBI'ın soruşturmasını sürdürdüğünü tahmin ediyoruz. Yunus, şunu merak ediyorum. Bize tam olarak parmağını gösterebilir misin? Suikast girişimini gerçekleştiren şahıs ne taraftan doğru geldi yürüyerek? Ya da nereden? O alanda mısın? Şimdi bunu net olarak bilmiyoruz. Bu bilgilerin hiçbiri paylaşılmadı tabii. Nereden yürüdü? Nereden geçiş yapmaya çalıştı? Bunlar söylenmedi. Ama en çarpıcı bilgi, en azından benim nazarımda dünden bu yana şu. CNN'e konuşan kaynaklar şunu söyledi. Dün normalde buraya bütün geçişlerde herhangi bir başkan, başkan yardımcısı, başkan adayı bir yerde etkinlik yaptığında gizli servis oraya metal dedektörler koyar ve girişleri kontrol eder. Hatta ben bu olayın yaşanmasına, cumartesi yaşandı, cuma günü Beyaz Saray'a girdiğimde, ondan önceki günden NATO zirvesinde kameraman arkadaşımla giriş yaptığımda cüzdanlarımızın içine kadar arayıp bakıyorlar. Yani çok ciddi, çok sıkı güvenlik önlemleri güvenlik önlemlerine tabi tutar gizli servis. Bu kişinin metal dedektörlerden geçmediği, ancak miting alanının dışında kaldığı ve bunu gören yetkililerin, güvenlik yetkililerinin gizli servise haber verip gözünüzü bu adamdan ayırmayın dediği söyleniyor. Bu bilgi çok çarpıcı, sebebi de şu. Madem öncesinde gözünüzü bu adamdan ayırmayın bilgisi geldi ve bu kişi orayı kolaçan etmeye başladı saatler öncesinden. Daha sonra da gitti 120-130 metre ötesinde Trump'ın konuştuğu alanın bir çatıya çıktı. Bu kişi nasıl görülmedi? Keskin nişancılar bu kişiyi nasıl tespit edemedi? Bunların hepsi şu an cevaplanmamış sorular olarak kalmakta ve belki de bu sırrı çözecek sorunun cevabı da bu. Neden bu kişi durdurulmadı bu tetiği çekmeden önce? Yunus, tam burada bir soru sorayım ben sana. Gene yani teyit edilmemiş bir bilgi. Der ki o bilgi, o keskin nişancılardan biri saldırganı tespit ediyor fakat merkezden ateş onayı alamadığı için
bir müdahalede bulunamıyor. Var mı böyle bir haber sana da gelen? Henüz bu konuda resmi bir bilgiye ben ulaşmadım. Ancak senin söylediğine Coşkun Hocam, biraz önce gelen bilgiler aslında örtüşüyor. Çünkü bu kişiyi radarlarına almışlar. Demişler ki bu kişi dikkat edilmesi gereken, şüpheli davranışlarda bulunan, metal dedektörlerden geçmeyen ama metal dedektörlerin etrafında dolaşan, volta atan bir tip. Gözünüzü bundan ayırmayın. Peki nasıl gözlerini ayırdılar da bu kişi çatıya kadar çıkabildi? Nasıl oradan bu atışı yapabildi? Ve atışı yaptıktan hemen sonra da zaten etkisiz hale getiriliyor. Demek ki burada gözleri üstündeymiş. Peki elinde uzun namlulu tüfek bulunan, yarı otomatik tüfek bulunan biri nasıl tehlike olarak görülmez? Bu da aslında işin gerçekten en akıl almaz kısmı. İçeriden biri olabileceğini bugün Amerika Birleşik Devletleri basınında konuştu mu Yunus? Yardım eden biri olabileceğine. Yani bu bir münferit olay değil de daha çok örgüt odaklı gözüküyor mu? Bu sabah şey konuştu. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı CNN'e konuştuğunda böyle söyledi. Bu olayın çok fazla yönü olabilir, araştırılması lazım. Sadece kendi mi planlıyordu yoksa ona yardım eden birileri var mıydı diye. Ve bu kişiye istihbarat komitesinin başkanı olmasına rağmen hala bilgi verilmemiş. Bu da ilginç noktalardan biri. Yani burada herhalde şu an için ilk bilgiler başkana gidiyor. Başkanı bilgilendiren kişiler de bugün biraz önce, hatta hala devam ediyor olabilir. Tabii onu bilmiyoruz. Açıklama yapmadan önce Başkan Biden bir bildirim aldı. Kimlerden? Adalet Bakanı'ndan, İç Güvenlik Bakanı'ndan, FBI'dan ve güvenlik danışmanlarından. Bunların verdiği bilgilerle birazdan kameralar karşısına çıkıp bilgilendirmeyi yapacak. Yunus, meydanda kaç kişi var? Var mı bununla ilgili bir rakam? Şöyle, orada bulunan bir kongre üyesi, Cumhuriyetçi Kongre üyesi söyledi. Benim arkamda yaklaşık 15-16 sıra vardı dedi. Ki burada hani bir küçük hesap yaptığımızda herhalde arkasında etrafında 1000 civarı kişi bulunuyor. Bir de Trump'ın arkasında bulunanlarla birlikte herhalde 1500 civarı insan vardı dün bu alanda. Yani öyle 10 binler, 20 binler yok. Yok, hayır. Zaten küçük bir yer. Küçük bir şehir burası, Butler. Pensilvanya'nın Butler şehri. Çok küçük bir yer. Ondan dolayı zaten burada yapılan mitingler öyle Türkiye'deki gibi hani 10 binler, 100 binlere buluşturan mitingler olmuyor. Daha çok lokal, bölgesel yapılan yerler. Şimdi aslında çok soru var akıllarda. Günlerdir... Göksu, evet, Yunus'a izleyici sorusu sorabilir miyim? Lütfen, buyurun. Şimdi bu da yurt dışından Yunus çok rica ettiği için soruyorum. Şimdi sen de söyledin ya hani bu adamdan şüphelenmişler aslında diye. Diyor ki biz gizli servisi ve FBI'yı Amerikan sinemasından dolayı gözümüzde çok mu büyüttük? Amerikan derin devleti gerçekten Trump'ın ölmesini mi istedi diyor Arif Akçin. Ya ve çok rica ettiği için sana soruyorum. Şöyle, aslında bizim gözümüzde büyütmemizden önce birçok bunun örneği de yaşandı. 63'te Kennedy, 81'de Reagan, bunların canına kastedildi. Birinin kastedildi, biri hastanede son anda kurtarıldı. Reagan son anda kurtarılmıştı hastanede 81'de. Yani bunlar daha önce de aslında yaşandı. Ona rağmen bu olaylardan çıkarılan derslerle gizli servisin başkanları, başkan yardımcılarını ve bunların ailelerini, buna ek olarak da başkan adaylarını, koruma protokolleri değiştirildi ve kaynakları arttırıldı. Dün şöyle çok ilginç bir açıklama yapıldı. Bilmiyorum gaf mıydı bu? FBI ajanı gece saat, buranın saatiyle gece yarısı 12.30 civarı şöyle bir soruya cevap verdi. Bu kişinin hiçbir şekilde fark edilmeden ve gizli servis durdurmadan bu kadar çok ateş sıkabilmesi, kurşun sıkabilmesi normal miydi deyince hayır bu şaşırtıcıydı dedi. Şimdi FBI ajanı bile bunun şaşırtıcı ve olağan dışı olduğunu, yani hayatın olağan akışına aykırı olduğunu kabul ediyorsa nasıl olur da gizli servis bu kişiyi görmeden o çatıya çıkmasına ve o kadar el silah tıkmasına izin verebilir? Çünkü bir görüntü var, o görüntüde de net görülüyor. Yani Trump'ın konuştuğu yerin hemen yanında, ki ben burada net olarak, tabii bunların olup olmadığını bilmesek de şurası,
Yani bu benim şimdi parmağımla gösterdiğim yer. Gördüğünüz gibi orada 3 tane bina var. Çatı var oraya. 3 tane tek katlı çatı var. Bu Trump'ın konuştuğu yer ve Trump'ın konuştuğu yerin hemen yanında da bir çatıda 2 tane keskin nişancı olduğunu görüyoruz. Burada olduğunu tahmin ediyoruz. Yani buradan çok rahat zaten bütün alanı görebiliyorsunuz. Yani buradan da görüyorum ben de. Zaten o çatıya çıksanız bir de benim elime o dürbünlü silahı verseniz elit bir keskin nişancı olarak çok rahat etrafı kolaçan edebilirim. Çok rahat güvenliği sağlayabilirim. Nasıl hem uyarı yapıyorlar, yani bu adama göz kulak olun, bu adamı gözünüzden ayırmayın diyorlar. Hem zaten bütün alanı gören bir çatıya çıkmışsınız iki sniper olarak. Nasıl bu adamı durduramıyorsunuz? Yani Zafer Şahin'den ilettiği o soruya cevaben, ya gerçekten biz çok şişiriyoruz gözümüzde, çok abartıyoruz bu Hollywood etkisiyle, ya da burada ben şu an dillendirmek istemiyorum ama spekülasyonu çok açık birçok cevaplandırılmamış soru var. Yani savsaklandı mı bu? Yoksa burada hepsi. Böyle biraz önce ana haber bülteninde burada bir kişi geldi buraya, yaşlı bir Trump taraftarı. Onunla canlı yayında konuştuk. Şöyle ilginç bir şey söyledi bana. Hatta dün mitinge gelecektim. Kalbimden rahatsızlığım vardı. Dün gelemedim ama birçok Trump mitingine gittim ben. Şöyle söyleyeyim dedi. Trump'ı götürmek istiyorlar dedi. Nasıl yani dedim. Hani siyasi olarak mı götürmek istiyorlar yoksa hani hepten, kökünden mi götürmek istiyorlar? Tamamen dedi. Çünkü o bir daha başkan olursa, göreve gelirse birçok insanı tutuklatacak, birçok insanı yargılatacak. Bir sürü yalancı var bizim devletimizin içinde. Ondan dolayı başkanlığa gelmesini istemiyorlar, onu öldürmek istiyorlar dedi. Şimdi bu Amerikan halkına tabana kadar inmiş bir düşünce şu an. Trump'ı öldürmek istiyorlar diye. Bunu söyleyen de Amerikan seçmeni. Tabii bizim ne haddimize bunlar böyle düşünüyorsa. Yunus, bu alanda güvenlik tedbirleri tamamen gizli servis tarafından alındı, doğru mu? Yani Pensilvanya'nın o yerel polisin herhangi bir müdahalesi yok sürece. Yok, şöyle oluyor. Bir ortaklaşa burada bir güvenlik sağlanıyor. Yerel polis, yani Butler şehri polisi, eyalet polisi, yani Pensilvanya'nın polisi, artı olarak gizli servis, yani başkan adayının ve eski başkan olduğu için gizli servis. Bu başkanlık koruması. Şimdi şöyle yapalım, diğer konuklarımızın da bu süre zarfında fikirlerini hem de sorularını Yunus'a alalım. Çünkü Beyaz Saray'dan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın konuşmasını bekliyoruz. Nasıl bir açıklama yapacak? Sayın Yakınca, sorunuz var mı Yunus'a ya da ilave başlıklar? Vallahi yani biz bir defa çok, yani şunu söyleyeyim mesela, ben çok şaşırmadım. Böyle bir olayı bekliyordum. Ben de şaşırmadım. Yani Trump'a yönelik bir suikast girişimi bizim beklediğimiz bir şeydi. Ne oluyor da? Neden? Çünkü yeri geldiğinde konuşuruz, yani çok fazla durdurulmalı, işte her ne pahasına olursa olsun önü kesilmeli gibi düşmanca söylemlerle üzerine gidiliyordu. Onun için çok şaşırtıcı değil. Ben şunu merak ediyorum, yani şimdi bir vatandaşın üzerinden örnek de verdi Yunus. Amerikan kamuoyunda kampanyanın devamı sırasında genel olarak böyle bir beklenti var mıydı? Her an böyle bir şey olabilir gibi bir beklenti var mıydı? Çok konuşuluyor, herhangi bir şekilde dile getiriliyor muydu? Şayet vardı ise, dile getiriliyordu ise, onunla paralel bir güvenlik şeyi, tedbiri var mıydı? Yunus'a bunu sormak istiyorum. Yani olay, şu olay anını değil de bunun geçmişine dair bir şey analiz istiyorum kendisinden mümkünse. Gaflar Yakınca, normalde bu beklenti Trump'ın tabanında, yani çekirdek tabanında her zaman vardı. Ama bu örneğin demokratlar ve liberaller tarafından daha çok şöyle gösteriliyordu. Paranoya. Bunlar zaten bir kalt haline gelmiş. Yani tarikat haline gelmiş. Bunlar dine inanır gibi Trump'a inanıyorlar. Bunlar kafayı yemiş gibi gösterilirken 2024 yılında, en son örneği 81 yılında olmuş, 43 yıl önce olmuş bir olay. 4K kalitede, canlı yayında, insanların telefonlarında, akıllı telefonlarında, televizyonlarında izlenince artık bu insanlara siz paranoyak diyemezsiniz. Çünkü gerçekten dün ölmek üzereydi bu adam. Yani şurada bu, yani arkasında hemen gösterdiğimiz bu bayrağın olduğu yerde zaten dün başkan, 45. başkan öldürülüyordu bir santim kenara gelse. Belki de canlı yayında beyninin havaya uçtuğunu görecektik biz. Ondan dolayı artık bu seçmenlere kimse siz paranoya yapıyorsunuz, hayal görüyorsunuz diyemez. Ama öncesinde de vardı. Yunus, bu Trump'ın... Bir devamını da tekrar rica edeyim şeyden, Yunus'tan hocam. Şimdi
Peki bu şimdi bir, belirli bir standart güvenlik tedbiri var başkanlarla ilgili, eski başkanlarla ilgili, seçim kampanyası ile ilgili. Burada belli ki bir zafiyet oluşmuş. Buna dair ilk yorumlar neler? İlk yorumlar neler? Ya, basına yansıyanlar özellikle var mı? Onu soruyorum. Bir de tabii vatandaşın yorumu da önemli. Çünkü yani madem bu tehlikede bir adam, namlunun ucunda işte böyle bir şey olabilir diyor birileri. Yani bu kadar mı hafife alınmış bu? Hiç korunmayacak kadar mı hafife alınmış? Şimdi asıl olay kongreye taşındı. Önümüzdeki pazartesi yani yarın değil ondan sonraki pazartesi 22 Temmuz'a kongrede ifade vermeye gelecek gizli servis direktörü Cheatle. Ayrıca FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı. Burada belki de tarihin en yakın zamanın en çok izlenen duruşmalarından biri olacak. Çünkü burada birçok şey açığa çıkacak. Neden korumadınız, koruyamadınız, yeterli güvenlik önlemi sağlayamadınız mı? Bu kişi nasıl çatıya çıktı? Çatıya çıktıysa bu nasıl durdurulamadı? Öncesinde bu adamı göremediniz mi? Bunların hepsi o duruşmada sorulacak bu kişilere. Ve onun dışında yapılan yorumlarda, tabii sosyal medyada bir türlü farklı şey konuşuluyor. Herkesin ortak buluştuğu nokta ise burada bir zafiyet oldu. Kimse burada şunu söyleyemiyor. Gizli servis işini çok iyi yaptı, Pensilvanya polisi işini çok iyi yaptı ama kader işte. Böyle bir şey diyen yok. Yani teşekkür ediyorlar gizli servise hızlı müdahaleleri için ama hızlı müdahaleden önce bu adam niye durdurulamadı? İşte onun cevabı yok. Bu arada, ve en çok sorulan soru şu an bu. Hızlı müdahale için teşekkür ediyorlar ama ben oturdum birazdan görüntüleri tek tek analiz edeceğiz. İpek hocama gitmek istiyorum, bir söz vermek istiyorum ama ben mi yanlış gördüm şimdi? İlk silah ateşini ve Trump'a isabetini duyuyoruz. Ardından 3-4 el daha ateş ediliyor. Şimdi oradakiler gizli servisin ateş sesleri mi etkisiz hale getiren yoksa hala daha ateş etmeye devam ediyor mu? Çünkü 5-6 saniyelik var aslında gizli servis personelinin Trump'ın üzerine kapaklandı. Senin de söylediğin gibi o 5-6 saniyede Trump'ın hayatı söz konusu. Ben orada da müdahalenin mesela geç olduğunu düşünüyorum. Şimdi ciddi bir isimden söz ediyoruz ve kürsünün uzağında durmuşlar demek ki. Hemen şuralarda yanlarda durmaları gerekiyordu ya da bir tık daha belki, değil mi hocam? Ben mi yanlış gördüm? Geleceğiz birazdan. Birazdan tekrar analiz edeceğiz. Ben de aynı şeyi düşündüm sizinle. Dedim ki hani bu gizli servisin dışında bir de Trump'ın kendi özel güvenliği olmuyor mu? Kendini koruyan özel güvenlik. Çünkü Türkiye'deki siyasetçilerim var. Parti başkanlarının var bildiğim kadarıyla. Ama burada Trump gibi hani Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetecek olan insanın büyük bir ihtimalle çok yakınında bir güvenlik görevlisi yok. Bu bir. İkincisi bir tanesi kulağını sıyırıyor. Bir tanesi de galiba güvenlik yeleği var. Güvenlik yeleğinden giriyor deniyor. O doğru mu bilmiyorum. Çünkü ben internette teyit gelmedi. Çelik çünkü ben yelek. Çünkü ben internette gördüm çelik yeleğinin delindiği ama hani o manipülatif bir haber miydi? Onu bilmiyorum. Onu belki Yunus Bey'e sorabiliriz. Bir de Yunus Bey'e şunu söyleyeyim. Bir istifa bekleniyor mu? Hani işlerini yapamadıklarına ilişkin. Evet Trump teşekkür etti ama aslında işlerini yapamadıklarını görüyoruz. Bir istifa haberi gelecek mi? Amerika'daki gizli servisten ya da yöneticilerinden diyeyim. Böyle şu an gizli servis direktörünün istifa etmesine yönelik çağrılar var. Halkta da bu karşılık bulmuş durumda. Tabii önemli olan burada 22 Temmuz'daki kongre duruşması. Orada ifade verirken kameralar önünde ciddi anlamda batırırsa gizli servis direktörü onun artık bu sonunun geldiğini de gösterecek. Çünkü orada insanlar hani biz deriz ya bütün ülkenin önünde işte 70 milyonun önünde. Burada 300 milyonun, 350 milyonun önünde o kameralar karşısına çıkıp buna hesap vermesi gerekecek. Evet. Trump'ın seçmenlerine ve Amerikan vatandaşlarına siz bu kişiyi nasıl koruyamadınız? Mesela özel güvenlikten bahsettiniz hocam. Burada zaten biri artık başkan adayı olduğundan itibaren gizli servis güvenliğini sağlıyor. Ve baktığımızda şu an tamamen ettirmek için de kağıt üzerinde konuşuyorum. Gizli servisten daha iyi imkanları olan, daha tecrübeli, daha donanımlı bir güvenlik sağlamanız mümkün değil. Çünkü başkanı da onlar koruyor. Yani bir Amerikan başkanını koruyan kurumdan daha güvenlisi yok. Ve bunların da başarısız olması, böyle bir fiyaskoya sebep olması işte asıl soru işaretlerinin sebebi olmuş durumda.
Yani Amerikan başkanı da bu anlamda can güvenliğine sahip değil. Onu söyleyebiliriz. Eğer aynı gizli servis koruyorsa onun da güveni yok. Peki bu çelik yeleğe gelen kurşunla ilgili bir haber siz biliyor musunuz? Ben internette gördüm. Hatta çok yakından göstermişler ama manipülatif bir haber olabilir. Yani bir delik var gibi sanki bir lacivert ya da siyah cekette ama bunun Trump'a ait olduğuna yönelik bir resmi teyit gelmedi. Trump da zaten kendi de bahsetmedi. Hani şuramdan kurşun girdi diye. O sadece ne dedi? Kulağımı sıyırdı dedi. Kulağımı deldi dedi. O deriyi deldi geçti dedi. Hı hı. Bu şekilde bir açıklama yaptı. Onun dışında bir bilgi vermedi Başkan Trump. Kendisi de vermedi yani. Buyurun, teşekkür ederim. Yunus, şimdi ben baktım bugün gündüz. 4 Amerikan başkanı suikast sonucu öldürülüyor. 3 Amerikan başkanı da, bir tanesi görevdeyken değil, seçim kampanyasında yaralanıyor. Ama başka kaynaklardan baktığımda da 13 Amerikan başkanına, daha doğrusu Amerikan başkanlığı yapmış isme suikast girişimi olmuş Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şimdi bu adamlar 1776'dan bu tarafa 46 başkan seçmişler. Yani 46 başkanın 13'ünün böyle bir saldırıya maruz kalması, saldırı girişimine, ki 4'ü ölmüş, 3'ü yaralanmış. Yani bunun bir Amerikan geleneği olduğu anlamına da geliyor sanki, öyle değil mi? Yani burada çok enteresan, demokrasinin işte beşiği deniliyor, demokratik kuralların son derece, mekanizmaların iyi işlediği söyleniyor ama bizzat Amerika'yı yöneten, hatta yer yer dünyayı yöneten insanlar da oransal olarak 46 Amerikan başkanının 4'ünün suikaste öldürülmesi, 3'ünün yaralanması, üstüne 6'sının daha saldırıya uğraması, ya orada bu bir acaba derin devletin iş tutuş yöntemi midir? Öyle yorumlar var mı? Bunu farklı şeylere yorabiliriz tabii. Diyebiliriz ki burada başkanların işini bitirmek istediklerinde suikastle bitiriyorlar. Şunu söyleyebiliriz. Burası zaten ciddi anlamda silahlarla, bireysel silahlanmayla, toplu katliamlarla çok iyi sınav veremeyen bir ülke. Okullar, ilkokullar, liseler, alışveriş merkezleri, süpermarketler, çeşitli yerlerde biz ya da bir masaj salonu vurulmuştu. Bu şekilde birçok yer, yani burada hani spesifik bir yerde değil. Bir gün markete çıkıyorsunuz, haberiniz yok, orada toplu bir katliam oluyor, hayatınızı kaybediyorsunuz. Sabah çocuğunuzu okula yolluyorsunuz, okulda biri katliam yapıyor. Orada düzinelerde çocuk Birleşik Devletleri Başkanı öldürüyor. Biden geldi konuşmasını yapmak üzere. Yunus Paksoy'la devam ederiz Yunus. Bir Amerikan Başkanı Biden'ın konuşmasını dinleyelim. İyileşiyor hızlıca. Kısa ve iyi bir konuşma gerçekleştirdik. Jill ve ben dualar ettik ailesi ve Donald için. Ve aynı zamanda da hayatını kaybeden mağdurun ailesine de başsağlığı diliyoruz. Bir babaydı o ve ateş açıldıktan sonra hayatını kaybetti. Aynı zamanda yaralılara da hızlıca sıhhat diliyorum. Birçok gizli servis ajanı bizim ulusumuz için hayatını tehlikeye attı. Geçtiğimiz gece buna benzer bir şiddetin ya da herhangi bir şiddetin ülkemizde yeri olmadığını söyledim. Bir suikast teşebbüsü ulus olarak tüm değerlerimizin karşısında. Bu Amerika değil ve bunun yaşanmasına izin veremeyiz. Birlik en önemli önceliğimiz ve bundan önemli hiçbir şey yok. Birlik. Biz münazaralar edebiliriz, anlaşmazlıklara düşebiliriz. Ancak bizim için önceliğimizi hiçbir zaman değiştirmeyecek bu. Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ben durum odasındaydık, acil durum odasındaydık. FBI, Ulusal Güvenlik, CIA, Ulusal Güvenlik Danışmanları, Güvenlik Danışmanları ve geniş bir ekip birlikteydik. FBI soruşturması şu an hala erken aşamalarında. Saldırganın motivasyonunu hala öğrenemedik. Kim olduğunu öğrendik. Herkese şunu rica ediyorum. Herkesten şunu rica ediyorum. Motivasyonları ya da bağlı olduğu yerler hakkında lütfen tahminde bulunmayın. FBI ve birlikte çalıştığı kurumlar şu an çalışıyorlar ve çalışmanın, soruşturmanın hızlı ve kapsamlı olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bakın,
Bu soruşturma devam ettiği sürece biz şunu yapacağız. Öncelikle birinci olarak eski başkan Donald Trump ve aynı zamanda da Cumhuriyetçi Partisi adayı olarak hali hazırda yüksek seviyede güvenlik eşlik ediyordu kendisine ve gizli servisi ellerindeki tüm kaynakları kullanarak onun güvenliğini sağlaması için, devam etmesi için güvenliğinin ellerinden gelen her şeyi yapmalarını istedim. Aynı zamanda gizli servise de tüm güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesini istedim yarından itibaren. Üçüncü olarak da bağımsız bir inceleme gerçekleştirdi. Ulusal güvenlik tam olarak neler yaşandığını öğrenmek için dünkü mitingde ve son olarak da bununla ilgili Oval Ofis'te daha çok görüşmeler gerçekleştireceğim ve ulus olarak bir araya gelmeliyiz, birleşmeliyiz ve Tanrı hepinizi kutsasın, Tanrı askerlerimizi korusun. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın açıklamalar bu yöndeydi. Olayın takipçisiyiz ifadesini kullandı. Dün geceden itibaren tüm bilgileri topladık dedi. Biz de saldırganın arkasında bunu neden yaptığını araştırıyoruz. Neye inanarak nasıl yaptığına bakıyoruz dedi. Sayın Çiftçi, bekliyor muydunuz böyle bir olay? Böyle bir olay son 2 yıldır benim YouTube videolarımda, kendi kanalımda Amerika'yı derken ya suikasta ya da kanunla Trump'ı durdurmazlarsa başkan olur şeklinde her videoda yüzlerce kez var. Burada da konuşmuştuk zaten. Amerika'da ki burada şimdi çocuk maşa, ben bunun münferit bir olay olduğuna inanmıyorum. İhtimal yok demiyorum ama. Eğitilmiş biri mi o zaman? Yani eğitilmiş, yönlendirilmiş. Bunun orada dışarıdan, içeriden konuşmalara baktığımızda Yunus Bey'in açıklamalarını dinledik. İçeriden görmezden gelinmiş bir durum var sanki. Yani içeride de o gizli serviste mi, güvenlikte kimse. Çünkü Trump'ın yakın danışmanlarından Steve Bannon 2022 yılında çok çok net bir şekilde Trump'a suikast düzenlenecek açıklamasını yaptı. Trump'ın kendisi beni ortadan kaldırmak istiyorlar. Hedef ben değilim, sizsiniz. Çünkü arada ben varım aranızda. Kaç kere bunu söyledi ve iç güvenlikle ilgili iç güvenlik bakanlığından korumaların artırılmasını istiyorlar. Cevap alamadık diyorlar. Bunu tüm dünya bekliyor. Göz göre göre gelen bir şey bu. Rusların da Çinlilerin de konuşmalarına baktığımızda genelde böyle bir şey Amerika'da bekleniyordu. Amerikan seçmeni de bekliyor. Kamu anketlerini takip ediyorum ben Amerika seçmenlerinde. Dolayısıyla saldırgandan bir yere gidilmez. Başkan Kennedy'nin suikastinde bir yere gidilebildi mi? Tüm gizli servis oradaydı filan. Arka arkaya 57 kişi daha öldürüldü üstelik. Zincirleme bir şekilde. Ve buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri bir başkanın ölümünü aydınlatmayarak sistem halka rağmen kapattı. Burada da aynı şekilde olacağını düşünüyorum ben. Mesele bu hareketi niye çekti? Onun sorgulanması lazım. Soru şu. Öldürülseydi eğer, Trump ölseydi bugün neyi konuşuyor olacaktık? Bunun sonucunu elde etmek istenen sadece Trump'ın başkanlıktan etme olayı değil. 21. yüzyıl yeni bir dünya düzeni gündemde. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nden başlıyor. Amerika'ya bir düzen gelmeden dünyaya yeni bir düzen gelmez. Öyle görüyorum ben. Olayları analiz ederken genelde devletler üzerinden biz okuruz. Uluslararası ilişkileri, devletlerin harita, güç, enerji, istihbarat mücadelesi diye bakarız ama devlet dışı aktörler bu konuda daha aktif olduğunu düşünüyorum. Ne demek istiyorum? Mesela bizdeki FETÖ'nün Türkiye'ye yaptıklarını gördük değil mi? Batı'da, Amerika'da, Avrupa'da ne kadar böyle bir teşkilat var, yani örgüt var onu bilemiyoruz. Amerika'da olduğu kesin. Demokratlarla ve Cumhuriyetçilerle alakası olduğunu zannetmiyorum. Şahsı da Cumhuriyetçileri üye yapmışlar. Gitmiş Demokratlara bağış yaptırmışlar. Böyle acemi görünen biri koymuşlar ki münferit düşünsün şeklinde bir olay. Eğer bugün Trump ölmüş olsaydı Amerika'da muhtemelen ne olurdu? Soru bu. Bu benim gözlemlediğim, bunu daha önce burada da defalarca söyledim. Amerika Birleşik Devletleri'nin enerjisini kendi içinde harcatmak isteyen bir akıl var. Bir organizasyon, teşkilat var. Bu yüzyılda
dışarıdan bir ülke Amerika Birleşik Devletleri'ne saldıramaz. Coğrafi konum olarak saldıramaz, askeri olarak saldıramaz, teknolojik olarak. Ama Amerika'nın kendi içinden bu dönüşüm mümkün. Ve eğer bunun devamı da gelebilir. Geçmişte Başkan Ford'a bir haftada, birkaç ayda iki suikast birden düzenlendi. Daha bitmiş değil. Yani bu adamlar tas tarağı toplayıp gidecekler değil. Beklentileri benim gördüğüm kadar bir iç savaş. Amerika'da İç Savaş diye bir film sahnelendi. Bundan sonra çıkar mı? Çünkü şimdi hepsini konuşacağız adım adım ama şunu merak ediyorum. Donald Trump orada yara almışken savaş diye bir kelime kullandı taraftarına ve herkes orada Amerika Amerika diye bağırmaya, Trump diye bağırmaya başladı. Aslında bir nevi de kendisini tutan seçmen kitlesine oraya gelen, evet ve orada hala daha oradan siyaset, o haliyle bile siyaset yapmaya ve devam edeceğinin altını çizdi. Bundan sonrası için de mesela sokağa çıkma olayları, o karışıklık görür müyüz? Şimdi Trump siyaset... Bu bunun bir başlangıcı mıydı? Ben bunun başlangıcı olduğunu düşünüyorum. Trump'ın siyaset yapmaktan çok ideolojik bir kimlik olarak okuyorum ben. Yani ideolojik bir kimlikte davası için daima dik durur, liderliğini gösterir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iki parti arasındaki mücadele ideolojik bir mücadele. Bunu burada çok konuştuk. İki partinin dünya görüşü ayrı. Amerika Birleşik Devletleri'nde kimin geldiği 21. yüzyıl dünyasını etkileyecek. Trump geldiğinde jeopolitik ve küresel okumaları başka türlü yapacağız. Sağ taraftan yaparken Joe Biden veyahut o çizgiden biri geldiğinde sol taraftan. İki ayrı dünya görüşü. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu hesaplaşma yapılmadan dünyada olmaz. Bunun yansımaları tüm dünyada kendini gösterecek. Bu yüzyıl savaş tamtamları malum çalınıyor. Ne diye geçenki programlarda? Şantaj, montaj, sabotaj, suikast dönemi açıldı diye. Baktığımızda Japonya'da Shinzo Abe cinayeti. Çünkü Japonya'ya yeni bir ayar vermek istiyorlar. Silahlandırmak istiyorum. Bir akıl var. Güney Kore'de muhalefet liderine bıçaklı saldırı. Slovakya'da FİGO'ya saldırı. İran'da Cumhurbaşkanı'nın helikopterinin düşmesi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu suikast zinciri. Sabotaja geldiğimizde Rusya ile Almanya arasındaki o hatlar, Doğal Kuzey Akım 2'nin, 1 ve 2'nin boruların sabote edilmesi ve Kızıldeniz'de yeraltı, Hindistan'a data taşıyan yeraltı internet kablolarının sabotajı ki önümüzdeki günlerde Çin'e ve Rusya'ya giden kabloların sabote edileceğini düşünüyorum. Yani pervasız bir döneme girdik. Suikast, sabotaj, şantaj, montaj. Bu da savaşın bir planı. Burada bir akıl zoraki her şartta ülkeleri kendi istediği dünya görüş çerçevesinde hizalamak, müttefik yapmak istiyor. Güney Kore muhalefeti Japonya'ya, yani ciddi husumet var. Japonya Güney Kore'yi bir araya getirip silahlandırıp Çin'e karşı dur. Almanya'da göreceğiz önümüzdeki dönemde. Bir de Netanyahu'ya bir saldırı görme ihtimalimiz yüksek. Dolayısıyla Amerika'daki kavga tüm dünyayı ilgilendiriyor. Trump'ın söylediği bir şey var. Derin devlet, bu son savaş diyor. Derin devleti temizleyeceğiz. Seçilmemiş, atanmışların adalet üzerinden seçilmişlere operasyon çekmesini engelleyeceğiz. Trump'ın destekçisi önemli bir vakıf var. Heritage Foundation. Project 2025 diye bir proje başlattılar. İktidara Trump geldiğinde ilk 180 günde ne yapacağını anlatıyorlar. Geçmişte acemiydik. İlk bir yılda tüm danışmanlarımızı istifa ettirdiler. Ama bu kez listeliyorlar. Tüm muhafazakar vakıflar birleşti. Ekip oluşturuyorlar şu anda. Geldiklerinde bir cadı avı başlayacak. Yani suikast olmasa da bu başlayacaktı. Suikast oldu, daha da hızlı olacak. Karşı tarafta da bir antifa var, hareket. Bunlar devlet istemiyorlar. Kapitalizm karşısı, merkeziyetçi olmayan, hani blockchain tabanlı gibi. Bu iki tarafı karşı karşıya getirecekti Amerika Birleşik Devletleri. Plan böyle. Dolayısıyla bu devam eder. Bu süreç ister Trump seçilsin, ister Joe Biden, muhtemelen Joe Biden'ı çekerler. Bunu suikast, eğer suikastse bunu düzenleyen sonrasında hazırlamıştır. Yani Trump'ı da diskalifiye, Joe Biden'ı da diskalifiye. Bunun suikast olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ben öyle düşünüyorum. Bir tartışma da var ki Trump'ın kendi yaptırtmış olabileceği de. Mümkün değil. Çok
Yani hoca sözünü bitirsin de. Evet, bu mümkün değil. Değil yani mi? Burada çünkü Trump böyle böyle yapıyor. Bir santim oynasa zaten gider. Var. Bu kafaya sıkılmış oluyor. Yani Trump tesadüfen başını çevirmeyse zaten gidiyordu. Arkasındaki kişi öldü dikkat ederseniz. Yani Trump'ın niye kendi kendine yap? Zaten seçiliyor. Böyle bir şey mi olur? Üstelik tüm Amerikan gizli servisi demokratların daha iktidarın elindeyken böyle bir şey anında ortaya çıkar. Buna bütün konuklarımız Sayın Çiftçi ile aynı mı? Ya ben de tabii öyle düşünüyorum. Çok saçma hem de. Yani zaten adam anketlerde açık ara önde bir. İkincisi böyle bir oyun olur mu? Yani kurşun kulağınızı sıyırıyor. Gidiyordu adam yani. Ve şu da var. Şimdi siz orada bütün o güvenlik önlemlerini aşacaksınız. Bir adam bu saldırıyı gerçekleştirmek üzere adeta oraya getirilmiş ve bu saldırıyı yapması da sağlanıyor. Ve sonra zaten adam öldürülüyor. Bu tip olaylarda eğer suikastçı, tetikçi de ortadan kaldırılıyorsa tabii. Zaten bir şey vardır yani. Bu çok temel bir gösterge. Kennedy suikastinde de aynısı oldu. Bakın bizde 88 yılındaydı galiba Turgut Özal'a suikast düzenleyen Kartal Demirağ. Demirağ. Evet. Kartal Demirağ da aslında o saldırıyı gerçekleştikten sonra öldürülecekti. Hatırlayın o görüntüyü. Takla atarak spor salonunda Ankara'da kaçmaya çalışıyordu. Çünkü komando eğitimi almıştı saldırıyı gerçekleştirmeden önce. Yani dolayısıyla onu oraya getirenler o saldırıyı yaptıktan sonra onu da öldürmek istiyorlardı. Kennedy suikastinde aynısı. Burada aynısı. Yani burada Trump'ın böyle bir şey yapması için seçimde geride olması lazım anketlerde. Ya bir yumruk falan attırtırsın da yani, bu olur mu? Böyle bir risk olur. Alır mı? Yani bir de bu kadar bir şey olabilir mi? Yani kurşun sizi kulağınızdan yaralıyor. Yani baş hizasına bir de düşünün. Diyelim ki böyle bir şey yaptı. En öldürücü vücut noktasına neden o saldırgan atış yapsın? İşte ne bileyim ayağına belki atış yapabilir, kolundan vurmak isteyebilir. Çok usta bir tetikçi ise. Şimdi görüntüleri analiz edeceğiz. Coşkun hocamı da ayağa alacağım ama siz erkekler askerde kesin öğrenmişsinizdir silah tutmayı ve atmayı. Ama hiç bilmeyen biri mesela Yunus'a soralım. Yunus da bize sizi devam bilen biri ama galiba. Evet değil mi? Aradaki mesafeden. Göksu. Evet çok. Ya şöyle söyleyeyim. Bilen de atamaz böyle yani. Ben askerliğimi kısa dönem olarak yaptım. Gerçi biz kısa dönem yaparken şimdiki uzun dönemden fazlaydı. Biz 8 ay yaptık. Ama 3 kez atış yapabildik. Ben kötü bir nişancıydım. Yani o zor yani 25 metre, 50 metre oralardan değil mi Coşkun Komutanım? 25 ve 50 metre atışları yaptık öyle hatırlıyorum. Evet. Bir de 100 vardı galiba. Silahı tetiği çekeceksin. 100-200, 100 de var. Ha, mesafetten vuracaksın. Yani şöyle koca ben hatırlıyorum bizim bölükte 2-3 kişi başarılı oluyordu. Şimdi bu adam orada 20 yaşında bir saldırgan. Bir binanın tepesinden adamı neredeyse kafasından vuracak. Ya bu öyle... Hani kendi kendine yaptırdı diyebileceğimiz bir durum bence asla yok. Müferit olduğunu da düşünmüyor galiba. Çünkü şimdi bir AVM'nin içinden bile kontrolden geçerken benim çantamda bir sürü şey ötüyor. Hani böyle ne oluyor? Ya geçemezsin. O kadar evet. Profesyonel özel harekatı atlatıp geçemezsin. Şunu söyleyeyim. Bugün ben bu olaya ilişkin okuduğum en dikkatimi çeken analizlerden bir tanesi. Deniz Ülkü Arıboğan profesör. Onun tezi bana çok daha mantıklı geldi. Ne demiş? Diyor ki bu saldırıyı, suikasti gerçekleştirenler hem Trump'ı hem Biden'ı ortadan kaldırmak istiyor olabilirler diyor. Aslında bu çok mantıklı. Çünkü sonuç itibariyle burada Trump zaten Amerikan derin devlet tarafından istenmiyor. Bana da ama mantıklı geldi. Trump bu saldırıda eğer hayatını kaybetseydi yeni bir isim çıkacak. Biden ne olacaktı? Trump'ı öldüren bir başkan olarak 4 yılı geçiremezdi. Hoş gerçi zaten yine 4 yılı geçireceğinin bir garantisi yok. Hiçbirimizin yarına sağ çıkacağımızın garantisi yok. Ama bu bence her iki mevcut başkanı da sahneden çekebilecek bir komplo bir olabilir. Bana da mantıklı geldi. Hatırlayın geçtiğimiz hafta hepimiz paylaştık. Biden dedi ki Tanrı istemeden... Ben koltuğumu bırakmam. Bir şey daha istiyor? Yunus'a gitmeden Yunus bu konuda... Biden'ın metinlerini kim yazıyor Göksu, o zaman? Hatta bunu Yunus'a soru olarak Tanrı sorayım. Tanrı mı istedi şimdi Trump'ın? İşte daha enteresanı Yunus şimdi bu ölüm Amerika'da meşhur bir gazeteci yani. Var. Tucker Carlson diye. Bu galiba Putin'le de yakın dönemde görüşen adam değil mi? Evet. 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 Onun bak 2023 yılında şöyle bir
açıklaması var. Bu adam demiş ki 2023 Kasım'da açıkçası suikaste doğru hızla gidiyoruz. Trump da kendilerini o kadar tehdit eden bir şey olduğuna karar verdiler ki buna sahip olamayacaklar. Şimdi bu adam bunu söylüyor. Bitiyor mu? Hayır. Daha iki hafta önce Göksu Financial Times'ta çıkan bir yazı. Joe Biden ve Trump aniden yarıştan çekilse veya ölse ne olur? Buna cevap aramışlar iki hafta önce. Üstüne de bu olay oluyor. Şimdi burada az önce bak hala ekranda şu soru var ya Göksu. Trump kaç bilimle kurtuldu? Benim az önce Yunus'a sormak istediğim oydu. Şimdi burada kulaktan bir yaralama var ama bu küpe deliğine benzemez. Kurşun deliği. Dolayısıyla şunu öğrenmek isterim veya bir resmi açıklama var mı? Trump'ta bir uzuv kaybı veya işte kulakta hasar bununla ilgili bir detay rapor verildi mi Yunus veya açıklama var mı? Şu ana kadar böyle bir bilgi yok. Ne kadar Trump ilk yaptığı açıklamada kurşun kulak derimi yani sağ kulağın üst tarafını deldi geçti. Yani deriyi deldi geçti demesine rağmen hemen bir tıbbi merkeze götürüldü şu an bu bulunduğumuz yerde, bölgede. Ve hızlıca taburcu edildi. Orada Trump'ın anlatım şekli mi öyle? Yoksa gerçekten de sıyırdı, üstünü sıyırdı da o mu kanadı? Onu bilmiyoruz resmi olarak ama yapılan bir açıklamada Trump'ta kalıcı olarak şu hasar var. Şu şekilde bir daha duyamayacak ya da başka bir yetisini kullanamayacak gibi bir açıklama olmadı. Bizim anladığımız ama hani kulak kopmuş bir halde değildi. Sanıyoruz ki orada sıyırdı. Ama Donald Trump derimi deldi diyor. Tabii o da birinci ağızdan açıklaması. Ya şunu merak ediyorum Yunus, Donald Trump böyle bir suikast sonrası yarın konuşmasını yapacak. Neden bekliyor ikinci, şimdi sağlık durumu senin de söylediğin gibi sıyırdı geçti derimi kendisi diyor birinci ağızdan. Fakat tüm dünya aslında şu anda Donald Trump'tan gelecek o sesli görüntüyü bekliyor açıklamayı. Bizzat Trump iyi mi kötü mü, neler söyleyecek, kime atıfta bulunacak, mesajları ne olacak hepsini merak ediyor bütün dünya. Neden hala yarını bekliyor? Yeni bir saldırı olabileceğinden mi endişeliler? Bana göre siyasi bir hesap bu. Eğer önümüzdeki haftaki programı normal bir bağış etkinliği olsa ya da bir mahalleye gidip yapacağı miting olsa belki bugün konuşurdu, belki dün gece konuşurdu. Ama yarın başlayacak olan etkinlik Cumhuriyetçi Parti'nin kongresi. Her 4 yılda bir yapılan, başkan adayının resmen belirlendiği ve duyurulduğu, onun da başkan adaylığını kabul etti. Bu kadar yüksek profil bir etkinlik varken, böyle bir organizasyon olacakken oraya saklaması konuşmayı bana göre siyasi olarak çok da tuhaf değil. Yani orada içi hınca hınç dolu bir spor salonunda bütün delegelere ilk kez çıkıp seslenmesi, ölümü yenen, kefeni yırtan Trump'ın o hınca hınç spor salonunda çıkıp kendi partisine seslenmesi adeta onu, zaten parti onundu, Cumhuriyetçi Parti onun partisiydi ve bunu net olarak gördük. Seçim kaybedip sonra dönüp yine açık ara başkan adayı olması bunu göstermişti ama şimdi artık çok hani bunlar için ilah seviyesine çıkacak. Yani cumhuriyetçiler için tamamen tartışılamaz bir noktaya yerleşmiş olacak. Ondan dolayı bir siyasi hesapsa bana mantıklı da geliyor. Evet hocam buyurun. Bir şey daha. Peki, ben de bir buyurun. Özür dilerim. Şu şey tezi üzerinde hiç durmadınız yani. Bunun aslında Biden'da Trump'ı aynı anda bana Biden çok böyle bir şey yani kendi üstüne kalacağını bilmez mi? Mantıklı mı? Bence Biden yapmadı. Zafer Bey'in söylediği çok başka. Biden'ı da yok etmek isteyenler Trump'ı da yok etmek isteyenler. Evet. Hatta ben de bu yazının üzerine şöyle bir hem imza atayım hem de ilave yapayım. Biden'a metni yazdıranlar da mı danışmanlarından olabilir? Beni ancak Tanrı çekebilir. Çünkü Trump ölseydi bir nasıl diyelim Tanrı'nın istediği bir işmiş gibi başka ellerin odakları ne oldu? Makul bulmuyorum. Yani Ülke Arıboğan'ın şeyi, tezi bana makul gelmiyor. Çünkü Trump başarılı olsa ne olacaktı suikast? Biden şu an söylediğini daha şiddetli söylerdi. Ulusal birlik derdi. Trump'a da muhteşem bir cenaze merasimi düzenleyip ulusu birliğe davet ederdi. Yani bence o Deniz Hanım'ın tezini ben zorlama buluyorum.
geçmişte de başka zorlama tezleri vardı. Çok yanıldı yani kendisi. Yalnız bir şey söyleyeyim mi Gaffar Hocam? Tezler konusunda çok bir cümle Zafer'e tavsiyem çok bir, oraya çok bakmasın. Bir cümle söyleyeyim öyle devam et. Bakın. Bir... Yok ben hayır. Bu... yani ne olurdu? Bir cümle söyleyeyim. Tamam. Buyurun abla. Tamam da sonrası ne? Mesele bu değil. Sonrası ne? Bizi ne bekliyor? Dünyayı ne bekliyor? Yani tamam bir kişinin kaldı. Zaten Joe Biden'ı büyük ihtimalle çekeceklerdi. Trump'ı da kaldırdı. Bu konuşuluyordu. Çekmeleri zor değil zaten. Bu onun tezi değil. Bu Financial Times'ın tezi. Bu Amerika'da konuşulan bir olay. Tamam da sonrası da burada olayların şöyle oldu, kurşun sıktı, o sıktı, bu sıktı. Bunlar olay şemal gazetecilik boyutu. Bir de dünyayı ne bekliyor? Bunu organize eden insanların hedefi ne? Amerika'yı nasıl etkiler? Dünyayı nasıl etkiler? Bizi nasıl etkiler? Bence bu taraftan gitmekte faydalı olduğunu düşünüyorum. Diğer şekilde zaten dünya gördüğü nasıl olduğunu. Yani ne istiyor bu adamlar? Kim bunlar? Ne istiyorlar? Bu Amerika'yı nereye evrilmek istiyorlar? Amerika'da bir sükü yönetim mi istiyorlar? Bunu Amerika'nın enerjisini kendi içinde mi hırzıyorlar? Nereye evrilmek istiyor? Amerika'nın enerjisini... Soruları soruyorsunuz, cevaplarını vermiyorsunuz. Hayır arkadaşlar. Biz de size yok. Soruyoruz. Hayır, Gaffar Hocam konuşsun. Ben de ona soru sordum. Sorular evet. Çok isabetli oralara geliyor ama ben Yunus'a bir soru soracaktım. Unutmayın. Ama Gaffar Bey, soracağım. Değerlendirmeleriniz, kişisel husumetiniz olan insanlar söz konusu olduğunda subjektif olacaksa... Kimseyle husumetim yok benim abi. Benim kiminle husumetim olacak? Ben hiçbir husumetim yok kimseyle. Hayır, şimdi siz Deniz Ülke Arıboğan'dan referans... Ben de dedim ki, Deniz Hanım'ın geçmişte yaptığı öngörüleri, tahminleri, analizleri bol bol yanlış çıkmıştır. Türkiye'nin en fazla yanlışlanan kişilerinden biridir. Ama bu ayrı bir konu. Bunu bir kenara koyalım. Bu husumetle ilgisi yok. Bu ne husumet duyayım ben? Kendisine cevap hakkı doğuyor. Göksu. Hayır ben öyle bir şey söylemedim şimdi de. Şimdi Zafer Bey niye getirdiniz bize o yazıyı? Şundan ya dolayısıyla bu kurşun sıkan onu da bunu tasfiye edin. Oldu yani. Mu şimdi Zafer kurşun Bey? Kurşun sıkılan Trump. Yani. Biden niye tasfiye edilmek istiyor? Zafer Bey katılmıyor şimdi. Hayır, şöyle. Yani. Olasılıklardan gidelim bak. Sayın Yakıncay'ı. Ya bak şöyle arkadaşlar. Olasılıklardan gidelim. Coşkun Hocam şimdi bak ben bugün o kadar çok böyle komplo teorisi okudum ki. Hani deli saçması diyebileceklerimize dahil. İşte Trump bunu kendi kendine yaptırdı. Ya adam niye kafasına ateş ettirsin? Yani şöyle eğer dönmese şakağından vuracak adamı. Tesadüfen dönüyor Trump orada. Tamam, bu kurşun, işte bu söylediğinde bu da bir tür komplo teorisine kadar uzanıyor. Yani şöyle düşün. Trump'ın ortadan kalkması meşru adayı olan Biden'ın önünü açar. Yani o neden Biden'ı tasfiye etmek zor bir şey değil ki Amerikan müessesini zammış. Adamı zaten itibarını iki paralık ettiler. Her yerde işte. Videoları servis ediliyor vesaire. Yani ona bir yöntem bulunur. İlla Trump'ın öldürülmesi icap etmiyor. Başka kendi bir yönteme de çekerler onu. Yani ben ondan dolayı makul bu. Ama bu şu değil. %100 öyle değil. Benim de elimde bir şey yok. İşte söylediğiniz iddia eden kişinin de elinde de. Şimdi zaten... Bir değil yok. Ben de tahminimi söylüyorum. Ya müsaadenizle ben Yunus'a bir şey sorayım da. Tabii. O beraber konuyla ilgili çünkü. Bak şimdi hazır bağlantı varken sevgili Yunus, şimdi BBC'nin yayınında bir vatandaş şöyle bir konuşma yaptı. O şeye ralliye gösteriye gidenlerden biri dedi ki ya biz bu adamı gördük dedi. Ben polise bunu söyledim dedi. Bak şurada tüfekli adam var dedim dedi. Orada gizli servis ajanları da var dedi. Hiçbir şey yapmadılar bunlar dedi. Gözümüzün önünde oldu bu olay dedi. Bu konuşuluyor mu? Bununla ilgili yorumlar neler? Bir ona dair bir yorumunu istirham edeceğim. Çünkü bu konuştuklarımızla da ilgili olabilir bu konu. Şimdi bununla ilgili resmi bir bilgi de geldi. CNN'e konuşan güvenlik kaynakları bunu aynı zamanda diğer Amerikan medya kanalları da geçti. Şimdi olay dönüp dolaşıp aslında tam oraya geldi. Neye? Bir, bu 20 yaşındaki şüpheli saldırgan ki artık resmi olarak bunu da kimliğini de belirlediler. Bu saldırgan, Göksu dedi ya ben AVM'ye girerken bile çantamda birçok şey ötüyor diye. Evet. Zaten metal dedektörler kuruyorlar girişe. Tıpkı her yerde olduğu gibi. Biraz önce de bahsettik işte biz Beyaz Saray'a girerken de, NATO zirvesine girerken de ya da bu başkanların mitinglerine girerken de çok arandım. Ondan dolayı biliyorum gizli servis devralır bunu ve onların ajanları arar. Çantaların içine bakar, elinde bir küçük poşet varsa onların içine bakar. Hepsi her şeyin içine bakar. Kesinlikle bakılmadık şey bırakmaz. Bu saldırgan o metal dedektörlerden içeri girmeye çalışmıyor. Girmiyor. Dışarıda bekliyor. Dışarıda yani bir futbol sahası, Amerikan futbol sahası büyük uzaklığında bir yerden. Yani o da 120 yard yani 120 metre, 115-120 metre civarı bir mesafede. Ama o güvenlik çemberinin hemen dışında. Şimdi yeni bilgilere göre bugün gelen birkaç saat önce gelen
Bu saldırgan metal dedektörlerin etrafında volta atmaya başlıyor. Dolanmaya başlıyor. Ve bir polis gizli servise diyor ki, işte kulaklığından haber geçiyor. Diyor ki şöyle şöyle bir şüpheli var. Şüpheli davranışlarda bulunuyor metal dedektörlerin etrafında. Gözünüzü bu adamdan ayırmayın. Buna dikkat edin. Bu adam şüpheli davranışlar sergiliyor diyor. Ona rağmen gizli servis ve eyalet polisi ve yerel polis, Butler polisi hiçbiri bu adamı almıyor. Hmm. Şimdi ben gizli servis uzmanı değilim. Hiçbirimiz değiliz ama bir beyin fırtınası yaparsak. Evet, doğru. Biri şüpheli görünüyor diye anında içeri alır mısın? Alırız. Almazsın. Tamam. Yok. Ben alırım. Tersi. Ben alırım. Hayır, yani miting alanını kastediyor. Yani alır biraz böyle bir kontrolsüz almaz mıydınız hocam? Alırım, ben alırım. Ben zaten çok şüpheci bir karakterim bu arada. Ben şüphe duyduğumda hemen... Yanlış anladık galiba. Yani şüpheden bahsettiğimiz şu. Yani biri metal dedektörün etrafında volta atıyor, dolaşıyor, şüpheli görünüyor. Bunu belki kendi haline bırakırsın, dersin ki kulaklıklarından dediği gibi bunu gözünüzü üstünden ayırmayın. Hani biri elinde iki tane... Tam doldurulmuş otomatik silahla çıkar gelir. Bu şüphe artık yani hani onu alırsın Göksu. Zaten hata haber zinciri orada başlıyor. İşte burada bence ben, tartışmalı. Ben mesela Göksu, öyle haklısın. De görsem almam biliyor musun? Ben zaten çok şüpheciyim her anlamda. Ama yani bitmedi. Evet dün üstünü ararım mesela. İlla almaları gerekmiyor. Ben hayatımın her alanında şüpheciyimdir. Böyle bir adım dururum. Dolayısıyla ben üstünü arardım. Derdim ki kusura hani bakmayın alamam derdim. Ne bileyim ben. Ki Amerikan ama orada bitmiyor. Orada bitmiyor. Sonra bu adam bir de çatıya çıkıyor. Çatıya çıktığında yanında yarı otomatik AR-15 dediğimiz tüfeği de var. Yani yarı otomatik tüfekle, saldırı tüfeğiyle bu okullardaki, marketlerdeki, başka yerlerdeki saldırılar bunlarla gerçekleştiriliyor. Bu silah türüyle. Bununla, yani suikast tüfeği bu. Bununla çatıya çıkıyor ve bu Başkan Trump'ın, eski Başkan Trump'ın konuştuğu yerin hemen yanında, ki ben bir daha göstereceğim. Şöyle bir arkadaşlar alın beni tam ekrana lütfen. Şuradan. Hı hı. Şimdi Başkan Trump'ın konuştuğu yer şurası. Görüyorsunuz bayrağı değil mi? Bayrağı görüyorsunuz. Onun hemen yanında şu an parmağımın olduğu yerde de hoparlörler var. Hani zoom giremediğim için göremiyorsunuz ama ben çok rahat görüyorum hoparlörün olduğu yeri. Orada konuşuyor. Evet, evet. Ve onun orada yani Trump'ın da konuştuğu yerde zaten normalde altı kiremit rengi, üstü beyaz çatılı, üç tane böyle konteyner gibi, prefabrik gibi hani tek katlı binalar. Görülüyor, onlar da görülüyor. Bunlar da, evet. Çok net onları da görüyorsunuz. Evet. Orada keskin nişancılar var. Polis keskin nişancılar. Şimdi bu polis keskin nişancılar oradayken etrafı kolaçan etmekle görevli Göksu. Yani burada biz zaten hani onun gerisinde duruyoruz şu an o olanın ama şimdi buraya çıktığınızda düşünün o binaya çıktığınızda zaten her yeri görebiliyorsunuz. Çünkü büyük binalar yok. Şehir merkezi olur mesela. Üst, yüksek katlı binalar, gökdelen, New York gibi düşün. New York'a çık. Hani belki dersin ki göremediler, gözlerinden kaçtı. Bildiğin tarla zaten burası. Hani tarlanın ortasında miting yapıyor Trump. Burada tek yapmaları gereken şey, tek görevleri oraya çıktıktan sonra keskin nişancıların etrafı kolaçan etmesi. Ve orada bu silah sıkıldıktan sonra hemen indiriyorlar. Peki o zaman siz bunu görmediniz mi? Zaten metal dedektörlerin etrafında şüpheli dolaşıyor diye bilgi de almışsınız siz. Bunların hepsini bir araya getirince burada benim tamamen kendi görüşüm, hani normal bir vatandaş olarak, hani Amerika'da yaşayan alelade biri olarak söylüyorum. Bence en çok soru cevaplaması gereken taraf gizli servis ajanları. Siz nasıl göremediniz? De bu şüpheli kişiyi neden takip etmediniz? Başka bir sorusu olacak yok. Buna cevap verin zaten olayın gerisi aydınlanacak. Evet, evet. Burası zaten en kritik yer. Her şey buraya düğümlenmiş demek. O zaman o vatandaşların yani biz polise söyledik falan dedikleri de doğru. Adamlar doğru, birkaç kişi birden hem CNN'de zaten hem burada... BBC'de söylediler yani bütün o röportajlarda. Çok şaibeli bir durum var burada. Bir karmaşık burada bir durum var yani. Bir Yunus, bu saldırıyı gerçekleştiren kişinin hangi dine mensup olduğuna dair bir bilgi var mı? Yahudi olduğuna dair çeşitli haberler var.
o konuda bir bilgi yok ama 20 yaşındaki bu gencin bu bölgeden olduğu söyleniyor. Yani Pensilvanya'dan. Burada büyümüş, dışarıdan gelen, evet, Pensilvanyalı. Uzakta bir yer değil, buraya çok yakın bir yerde yaşıyormuş, tabii yaşıyordu. Ve bu kişinin üzerinde giydiği tişörtün, yani dün üzerinde olan tişörtün, anayasanın ikinci değişiklik maddesi savunucuları tarafından giyildiği, onlar tarafından satıldığı söyleniyor. Nedir bu anayasanın ikinci değişiklik maddesi? Bütün Amerikan vatandaşlarının bireysel silahlanma hakkının anayasada korunduğu madde. Yani bu zaten hani silahla kafayı bozmuş, silah savunucusu biriymiş. Ve bazı bilgilere de göre cumhuriyetçilere oy atan biriymiş. Bu da olayı çok ilginç bir noktaya getiriyor. Yani biri bunu kullandı mı? Yani biri bu 20 yaşındaki çocuğu kullandı mı? Bir de şöyle bir konu geçti ya. Hani 20 yaşındaki biri ne kadar silah eğitimi alabilir diye. Şimdi yer Amerika olunca, bir de böyle küçük bölgeler olunca iş biraz değişiyor. Çünkü bunlar eğer annesi, babası ya da etrafında arkadaşları, silah erişim çok kolay zaten burada. Herkesin çiftliği var. Çiftlikte istediğiniz gibi av tüfeği de kullanırsınız, suikast tüfeği de kullanırsınız, el tabancası da kullanırsınız. O konuda hani belki bir 8-10 yıldır kullanıyorsa hiç şaşırmamak lazım. Ondan dolayı temel seviyede de orta seviyede bir silah kullanmışlığı olabilir. Amerika'da yöresel yerlerde bu çok normal, insanların silahla büyümesi. Sevgili Yunus, bir de onlara ek olarak bu demokratlara da bir dönem bağış yapmış galiba demokratların kampanyası. $15 bağış yapmış. Evet, $15'lık bir bağış yapmış. Yani cumhuriyetçilere de yakın, demokratlara da bağış yapıyor, silah istiyor falan. Karakter. Bir tuhaf bir tip var burada. Şöyle bir cumhuriyetçi. Gitgeli bol karakter, tam kullanılmaya hani müsait. Çok yaşayın sağlıkla. Cumhuriyetçileri getirdiği noktayı, Cumhuriyetçi Parti'yi yozlaştırdığını, cumhuriyetçi değerlere yakışmadığını düşünen bir yani progresif, evet, yani evet, gelişmeci, yenilikçi, böyle daha çok insan hakları, daha ortaya yakın bir cumhuriyetçi olabilir. Yani belki de bir süre hayatının, evet, belli bölümünde hafif maviye kaymış, kırmızı olabilir. Evet, hafif, evet, kırmızıya kaymış, evet, mavi olabilir. Öyle, evet, bir durum olabilir. Evet. Ya da bu Benny Thompson gibi mesela Trump'ın muhalifi olan, sert muhalifi olan cumhuriyetçiler var. Belki onlara yakın biri, değil mi? Öyle biri olabilir. Ya da Ankara'da Rus büyükelçisini öldüren FETÖ'cü polis gibi olabilir. Olabilir mi? Bağışları hangi dönem yapmış Yunus Bey? Yeni mi? Yani belki de kafa karıştırmak için yaptırmışlardır. Yok ama hocam, öyle bir tam tarihe bakmam lazım, şu an elimde değil ama orada hazır bakabiliyorsanız. 2022. Yani, çok cüzi miktarlarda, çok cüzi miktarlarda iki tarafa da yapmış ama kayıt olarak cumhuriyetçi kaydı olduğu söyleniyor. Ama Act Blue diye demokratların bir hareketine de çok küçük bir para yollamış, $15. Evet. Şimdi de cumhuriyetçinin kendi içinde tabii de bir muhalefet var ya Trump'a karşı. Sert, evet, de bir, bayağı da sert, evet, bir muhalefet. Onlardan olabilir, evet. Evet. Şimdi tabii Pensilvanya deyince hemen akıl FETÖ'ye gidiyor, Abdullah Can'ın olduğu gibi. FETÖ'de Trump'la ilgili çok o şeyleri yok. Konuşuruz onları. Yani. Hayırsız ve eyalet. Seçimde. Hayırsız. Uğursuz. Bu güzel. Güzeldi. Şimdi seçim dönemin. Uğursuz eyalete göre. Seçim döneminde o FETÖ'nün bütün firardaki alçakları Biden'a inanılmaz destek verdiler. Trump'a karşı da inanılmaz kampanyalar yürüttüler. Çok ciddi de para trafiği şimdi döndü. Şimdi korkuyorlar Trump'ın seçilmesinden. Heh, çünkü bütün geleydi, iş başka yere gidecek. FBI, CIA'yı yapılandıracak diyorlar bu fakat adam. Şey ilginç, bizim açıklamamız orada hani şu görüntüler çok enteresan. Devlet olarak biz şöyle bir mantıkla yaklaştık. Dedi ki bu bir bilgisayar oyunu falan değildir. Bu balenen darbedir veya bir darbe girişimidir veya bir suikasttır diye yaklaştık. Ve onun üzerine zaten fikir yürüttük devlet olarak ve görüntülere baktığın takdirde Göksu, sen de herhalde oralara takıldın. Ben takılıyorum. Dünden beri defalarca izledim ve izliyorum. Donald Trump'ın o savaşçı ruhunu da akılla örtüşmeyen birçok hadise var burada.
yaşanan. Arabaya bindiriyorlar, hala daha kendi kitlesini konsolide etmeye çalışıyor. Böyle tekrar elleriyle bir şey yapıyor, hedef yapıyor kendini. Bak şu, yani yine, şurada yine hedef açıkta. Yine başka ikinci bir nişancı olsa şurada ateş edebilir mesela, yani. Çok analiz etmemiz gereken görüntü var. Bak onlara gelmeden şu istersen ihtimalleri bir yazalım. Üzerinde eleyerek gidelim. Ne olabileceği konusunda odaklanalım. Oraya geleceğiz hocam. Şeyi bozmazsak. Çünkü oradan gelerek yorum bana göre daha oturacak. Mesela şimdi ben Yunus mesela... Görüntüleri bir anlatın hocam bize. Anlatalım. Şu görüntüleri. Yunus'un görüntüler mesela... üzerinden gidelim. Bir bakalım. Oradan başa alalım mı arkadaşlar? Yoksa şimdi Yunus'un mesela söylediği şu şey... Burada önemli bir soru var. Dikkatimi çekti. Yunus'a bir sorayım da ona göre yap. Tamam, başlamayalım. Kişinin aracında patlayıcı bir düzenek bulunduğuna dair bir iddia var. Buna da geleceğiz. Buna da geleceğiz ama bir kısaca cevabını alalım. Birazdan gibi teaser gibi ver Yunus, senden rica ediyorum. Sayın çiftin cevabını. Bu kişinin evinde ve arabasında patlayıcı materyaller bulunmuş şimdilik. Bunu söyleyeyim. Bunun detaylarını birazdan anlatacağız. Şimdi şöyle yapalım. Donald Trump konuşuyor. Konuştuktan sonra mesela oradaki böyle tam bir ekran yapalım mı arkadaşlar? Saniyeleri de saymak istiyorum. Dediğim gibi kafamın takıldığı 5 saniye sonra korumalarının gelmesi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 saniye. Geç mi hocam? Yoksa şöyle buradaki birçok eksik ve hata var. 7 saniye bir lideri korumak için müdahalede geç midir? Zaten daha ilk mermi... Rejiden kimisi hayır diyor, kimisi geç diyor. Geç değil mi? Bence 7 saniye çok geç. Zafer Bey geç mi 7 saniye, 4-5 saniye? Bak saniyeden öte. Bir lideri korumak için. Ya şöyle, tabii burada Coşkun Hocam varken ben ona hayır bir şey diyemem ama burada... İpek Hoca'ya katılmıyorum. Yani o ilk andan sonra hani Trump'ın yeniden kendisine hedef göstermiş. Tabii bu olayın hedef sıcaklığıyla... Yani yine kapatamadılar başını, o anlamda söylüyorum. Onu ben de düşündüm. Mesela böyle zırhlı şeyler yok mu hocam? Neden hala daha kafası yani orada açıktı? Böyle bir şey lazım. Geçiremezler miydi? Olay ne biliyor musun? Lazım. Şöyle değil mi? Böyle tabii mesela zırhlı bir şey olsa hocam kafasına direkt bunu koysalar. Tabii. Çünkü ben onu izlediğimde ben de aynı şeyi ikinci düşündüm. İkinci bir nişancı olsa. O tür tedbirler olsa var. Zafer ama bak, hiç beklenmedik bir şey. Yani olur mu ama beklenmedik? Şurada açık. Komutanım şurada açık. Ben de bunu ben orada size katılırım. Yani şimdi bak şöyle olay ne biliyor musun? Ben baştan sonra dün biz gece 1'de yayındaydık CNN'de. Son dakika haber orada geldi. Evet, geceden hocam, beri bu işin. Siz her masada varsınız maşallah. Estağfurullah. Estağfurullah. Yani şans 40 yılın başı olur. Trump'ın vurulma anı da size denk. Yok hepimizde yani var öyle bir özellik. Biliyorsunuz reis hedef ayağınız sizin de pek uğurlu hocam ayağınız. Savaş çıkıyor Coşkun Hocam yayında. Trump vuruluyor Coşkun Hocam yayında. Coşkun Hoca yayında olaylar üstüne geliyor aslında. Bir baktım açtım Coşkun Hocam yayında. Bende de yarın var Coşkun Hocam. Şimdi şöyle. Gece hakikaten biz olayın üzerine an be an gittik. Benim sen gibi, pek hocam gibi örtüşmeyen, o kadar çok akla takılan var ki bir şeylerin garip gittiğine dair. Mesela şimdi az önce bir Zafer, bir okurumuzun, izleyenimizin tweetini paylaştı. Acaba çok mu abarttık biz bu hadiseyi diye. Ben de Yunus olasılıkları saydığında C hepsi dedim. Yani burada hem beceriksizlik var hem de bir de gerçekten abartı var. Şimdi... Amerika'nın devlet tarihine baktığın takdirde işte 46 başkandan 9'u bu tür saldırıya maruz. 16. başkanla başlıyor. Ondan sonra sürekli bizdeki o 10 yılda bir darbe tarihi gibi 5 başkan sonra, 10 başkan sonra tekrar bu yineleniyor. Şimdi burada Amerika'nın artık bu iliklerine işlemiş bir konu. Başkanlara yapılan suikast. Dolayısıyla Amerika'nın bu tedbirleri en üst düzeyde alması lazım. Şimdi kağıda bakarsan Amerika alıyor. Mesela Amerika Devlet Başkanı'nın diğer ülkelere yaptığı ziyaretlere bakın. Mesela Türkiye'ye de geldi. İşte günler öncesinden gelen korumalar, otellerde katın boşaltılması, çevre emniyeti. Ve az önce Yunus'a da onun için sordum. Hani buradaki yetkili doğrudan gizli servis mi yoksa orada ortak bir çalışma mı var diye. Mesela normalde usulde tek bir yerde yetki olur. Gizli serviste olur. Diğerleri ona tabidir. Yani onun taleplerini karşılar. Şimdi buraya baktığın takdirde diyorsun ki, ya kardeşim burada kuş uçmaz. Başkana sen kolay mı öyle yaklaşmak, yanaşmak veya bir suikast gerçekleştirmek? Aslında orada bir algıya yönelik bir şişirme var.
Gerçek durum ne? İşte şu an yaşananlar. Ha, burada... Koruyamıyorlar mı? Başkanlarını koruyamayacak güçleri mi? Bak gerek Ukrayna-Rusya savaşında hep söyledik. Aa, Rusya dedi ki kağıttan kaplan çıktı. Hani o tanklar, toplar nereye gitti ve nasıl bu kadar ordu paralize oldu, bunu tartıştık. Ama ben orada Amerika'da kafamda tartışma var. Şimdi Ukrayna'yı çok güçlü görmediği için mi acaba? Yok. İşte daha eski cihazlarını ve mühimmatını ileri sürdü. Şimdi Amerika ile bir savaşa girse herhalde o tanklarla girmez Rusya'da. Yok şöyle Göksu, orada bütün imkan kabiliyet kullanıldı. Ama harekatın zamanlamasından tut taktik tertiplerine kadar hep hata içindeydi ve bedelini de ödedi, ödüyor da. Şimdi Amerika'da da aslında aynı tablo var. Yani Amerika'nın ordusunda da bugüne kadar herhangi bir başarı hikayesinin çıkmaması bundan. Hocam bir görüntülü bir analiz edelim mi? Arkadan edelim. Çekilen görüntüler de var. Şimdi burada Donald Trump'ın bir baştan alalım. Bak burada görüntüler hemen... Burada da mesela işte İpek Hocam'ın dediği hala açık hedef. Göksu çok zafiyet var diyorum. Bak burada normalde devlet... burada hocam, burada. Şimdi. Bak şimdi şurada Trump ve kürsüde birazdan saldırı gerçekleşiyor. Bak şu an başladı. Kurşunun ilki atıldığı. Dedin ya 7 saniye çok mu geçti diye. Şimdi ben, İpek Hocam'ın dediği gibi ikinci, üçüncü bir nişancı olsa tekrar ateş edebilir. Bak birazdan geleceğiz o görüntülere. Mesela fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekenler var. O fotoğraf makinesi tutan el silah tutabilirdi dibinde. Tabii. Hocam öldürmek amaçlı olmamış da olabilir mi bir kişiyle? Eğer arkasında bir sürü... Olasılıklara gelelim diye onun için dedim. Bak birinci olasılık Zafer'in deli saçması bulduğu husus. Yani kendi kendine bu suikastı planlaması. Olabilir mi? Şöyle planlarsan olur da... Olacağını ben düşünmem çünkü sebep yok. Yani açık ara önde. Ondan sonra eğer böyle bir saldırı planı deşifre olursa kazancının hepsini kaybedecek. Siyasi ve ekonomik hayatı bitecek. Dolayısıyla hani kaybedecek hiçbir şey olmayan biri öyle bir kurguyu dener. Ama hocam görüntüleri tek tek analiz edelim. Buradan mesela işte buralarda. Bakın şurada açık hedef. Normalde etten duvar. O korumaların hepsi. Hiç göstermeden direkt olay mahallinden uzaklaştırması gerekir idi. Zırhlı bir var mı? Kalkanlar da var. Kalkanlar geçirmezler. Kurşun geçirmez ama, kalkanlar. Ama burada bak şimdi bu tür... Uzak mı duruyorlar hocam? Mesela hiç kürsüde olmayan koruma ekibi görüyorum ben. Kürsüde durmaları bomba gerekir şu an, değil mi? Bomba şu an. Yanında ön tarafta her türlü tedbirin alınması gerekir idi. Bak şu an bu da büyük bir handikap Trump için. İpek Hocam'ın orada tespiti doğru. Açık hedef ve ilerleyerek gidiyor. Burada ikinci bir suikastçının olmayacağını veya keskin nişancının olmayacağını kimse garanti edemez. Yani o kumarı oynatamazsın koruduğun kişiye. Bak şimdi esas önden, bakalım. Önden görünüşte. Şimdi şu an konuşuyor. Bak ilk kurşunu aldı. Üçüncü patlamada, bak birbiri ardından üçüncü patlamada işte korumalar... Korumak üzere geliyorlar. Hemen bir koruma zaten geliyor. Etten duvar örmüşler ya. Yani. Bir tane koruma gelmiş ya, ama. Etten duvarın komple örülmesi 7 saniye, 7-8 saniyeyi bak, buluyor. Bak burada açık işte. Zaten bak bir ardından 3 patlama şimdi gerçekleşiyor. Bu korumaların hepsinin gelmesi 7-8 saniye hatta 10 saniye buluyor. Bir koruma açık. Yetişiyor evet. Bir koruma hemen koşuyor şurada, ama. Şurada bu bir... Hala açıkta gidiyor. Burada bu tür bir koruma usule uygun değil. Yani iyi bir nişancı burada tekrar ikinci bir suikast girişiminde bulunabilir. Yine aynı şekilde bak araca binerken de keza aynı şekilde artı ilerlerken de birazdan belki farklı görüntülerde görürüz. Bu konuda bir güvenlik zafiyeti zaten var. Ama burada esas olan şu Göksu, yani baştan beri garabet gidiyor işler. Normalde bu tür miting alanlarında hani her devlette standarttır. Bir gün öncesinden alan işaretlenir. Yani neyle artık o bariyerlerle çevrilecekse çevrilir. O alanda her türlü arama kontrol yapılır ve bir gün öncesinden o alanın güvenliği alınarak hiç kimsenin girmesine müsaade edilmez. Ertesi gün gene işte bomba arama köpekleri işte gibi birçok teknik ekip gelerek alanda aramasını taramasını yapar. Daha sonra kontrol merkezleri kurulur. X-ray cihazları işte Yunus'un az önce bahsettiği güvenlik tedbirleri. Alana herkes bu X-ray'dan geçtikten sonra o alana gelmesi sağlanır. Şimdi bunlar uygulandı mı bilmiyoruz. Çünkü açık bir alan
Ve ben öyle bir işaretleme de görmedim. Herhalde Trump da anlamıyor burada vurulduğunu. Şimdi kurşun ilk geldiğinde anlamazsın değil mi hocam? Anlamazsın. Zaten sesi biz de duyduk. Ardından çökmeye başladı. Hmm. Trump ilk mermiden sonra... Belki anlamamıştır bile ağrısının o kadar. Üçüncü bak, üç tane arka arkaya atılan mermi var. Normalde şu etten duvarın ilk daha birinci silah patlamasında anında yatılması lazım. O yüzden lazım. Diyorum. 5-6 saniye geçiyor bayağı. Üçüncü mermide... geliyorlar. Olay... Tam anlamıyla hani etten duvarın örüldüğü anı görüyoruz ama onun tekrar böyle kaldırılarak açık hedef haline getirilmesi de bana göre bir handikap. Eli de yukarı. Burada gaflet mi var yoksa beceriksizlik mi dersen ben beceriksizliği daha önce çıkarırım. Çünkü her ne kadar böyle bir iş gövde gösterine dönüşse de bana göre burada korumada büyük zafiyet var. Keza az önce tartıştığımız konu yani o saldırganın alanda tespit edilmesi ve buna rağmen herhangi bir işlem yapılmaması. Bak şimdi nerede burası. Diyorum. Bak burada bir detay var. Burayı birlikte bak. Şu bak keskin nişancıya dikkat. Bak şu. Şimdi bu çatı da tedbir alıyor ve muhtemelen de saldırganı bunlar öldürüyor. Benim burada dikkatimi çeken bir husus var. Bak nasıl hiç görmediler mi? Bak yok zaten az önce Yunus'a sordum ya böyle bir bilgi var doğru mudur diye. Yani ben diyor gördüm. Fakat ateş emri vermediği için diyor gizli ofis saldırıyı gerçekleştiremedim diyor. Yoksa bu tespit etmiş bir bilgi de o dolanan. Ama burada enteresan taraf şu. Bak şu kişi görüntüyü bir dondurabilirsek. Bak bu kişi daha Trump vurulmadan ateş ediyor. Bu daha genişi. Az önceki görüntü. Şurada daire için alıyorlar. Yukarıda hemen hocam sağ üstte. Yok. Biraz daha geri gelelim arkadaşlar. Çatının üstünde. Bak az önceki görüntü. Bak Göksu. Bir dakika durdurabilirsek şimdi. Bak şu kişinin hareketlerine bakın. Bak bu ilk ateşi yapıyor. Trump daha sonra vuruluyor. Ben buradaki ilişkiyi çözemedim. Bak bu ateşi zaten o geri tepmesinden hissediyorsun. Bak tetiğe bastı. Ardından Trump. Eğer bu... Ama şöyle, Trump'ı izlerseniz, Trump ilk önce kurşun sesine bakıyor, ikinci kurşun kulağını vuruyor, o ilk kurşunla o ateşe başlıyorsun. Evet, işte evet. Eğer bu ilk atışta vurduysa başından, saldırganlık öyle deniyor, bu ikinciyi atamaması lazım o kişinin. Siz başka biri mi var diyorsunuz? Hayır, şöyle ya. İlkini diyor, kafasından herhalde vurdu? İkinciyi burada bir zaman da uyuşmazlık var. Mesela bak... Ama... Aynı anda elini kulağına götürüyor. Bakın, bakın. Bak şimdi şurada ayakta. Kulağına götürdü. Bak şu ateş etti. Şöyle ayakta. Hocam, elini kulağına ilk götürdü. Kurşunun sesini Trump'la beraber o keskin nişancı aynı anda duyuyorlar. İkinci geldiğinde işte o ateş ediyor. Trump'ın da kulağına isabet ediyor. İşte bir şeye göre ikinci kurşunda Trump'ın vurulduğu şeklinde. İkinci kurşun işte. Zaten Trump'ın görüntüsünü izlersek ilk önce Trump sese bak, birinci bakıyor. Şimdi hemen patladı. Ama hocam anlamayabilir işte. Vurulduğunu anlayamıyor diyorlar ya insanlar. Hani sıcaklığı anlayamazsın. Evet sıcaklığını anla. Sadece ses duyuyorsun. Göksu ondan önce sonra sese bakıyor. İkinci evet. Kurşunda kulağına isabet ediyor. Belki sonra anlamıştır. Hani o saniyeyle vurulduğunu anlamamış da olabilir Trump. Seslerden çok anlaşılmıyor. Bak şurada bu ateş ettiği. Daha şey Trump daha ayakta. Ardından çöküyor. Belki de işte o an vuruldu. Hani onu bilemiyoruz ama. Orada sesi duydu belki de eğildi yerde anladı kulağının vurulduğunu. Muhtemelen çünkü de öyle oldu zaten. Anlayamazsın o kadar darbeleri. Ha, evet. O ayrı görüntünün çatıdaki işte insanların tam arkasında. Bak daha yakın. Şurada. Bu görüntü. Şu kürsü arkasındaki bu ilk müdahalede üstüne kapanan. Burada hiç... İpek Hocam'a katılırım. Trump'ın gösterilmeden araçtan derhal olay mahallinden uzaklaştırılması gerekir. Ama Trump bayağı konuşuyor, savaş diyor, kendini gösteriyor, halkı selamlıyor. Hala daha devam ediyor her şey. İlk vurulduktan sonra bayağı açıkta ve ortada evet. Fotoğraf çekenler. Ondan burada, sonra burada biri dikkatimi çekiyor. Fotoğrafçı, gazeteci. Şu uzaklaştırıyor güvenlik nedeniyle. Bak herhalde o şu fotoğraf, hayır, şu güvenlik... başka bir fotoğrafçı var, başka bir görüntüdeydi. Önden olan görüntü. Yok yok, arkadan görüntü, çelik yelek giymiş bir fotoğrafçı gördüm gömleğinin üzerinde.
Az önce görmüştüm o görüntüyü. Bak şimdi şurada etten duvar. Anında dediğin kurşun geçirmez kalkanlarla korunarak aracı... Şu hocam. Bu gazeteci fotoğraf çekiyor. Bunlar büyük zafiyet. Değil mi hocam? Bunlar bu kadar şimdi... yakına girmesi bir gazeteci Trump'ın kendi ekibinden mi bu acaba? O gazeteci mi? Evet. Yoksa şimdi bak güvenlik tedbirlerinde kuşak kuşak halka halka tedbirler alırsın. Yani ta buradaki miting alanındaki seyircilerin arasına dahi görevli personel yerleştirmen lazım. Onlar o telsizlerle şüpheli gördüğü bir kişiyi, şüpheli gördüğü bir hareketi esas izlemesi gereken yerlere bildirerek şurada bir şahıs var, şüpheli hareketleri var vesaire gibi bildiriyorlar. Bu tedbirlerin ben olduğuna inanmıyorum. Yani şu manzara onu gösteriyor. Herkes isteyen istediği kadar yaklaşabiliyor, fotoğraf çekebiliyor. Bunlar güvenlik adına büyük handikap. Bu zafiyet yeteneksizlikten mi yoksa hani bilerek mi oluşturuldu tartışılır ama neticede şu bir devlet başkanına uygulanan koruma düzeni değil. Bu arada Göksu, İsmet Özçelik, İsmet abi yazmış. Ben diyor geçen programda Trump'a suikast olacak diye söylemiştim diyor. Ben hatırlamıyorum. İsmet abi söylemişsen seni tebrik ediyoruz. Ne diyelim? Coşkun hocam da hep söylüyordu Kennedy gibi olacak diye. Şimdi Coşkun hocamın hakkını yemeyelim burada. Yüzü buradayken söyleyelim. Yok, hep söylüyordu. Biz ne Sayın Çiftçi de söylüyordu. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde ayaklanma olacak diye. İpek hocam siz söylüyor muydunuz? Yok ben söylemedim. Şimdi bir şey söyleyeyim. CNN Türk'te ilk 2021 Joe Biden başlamadan önce Kongre'nin basılacağını söylediğimde o dönemde şok olmuştu birçok. Hiç beklenmiyor diye. Bir hocamız vardı. Bak izletirim size dedim. Gülmüştü ve basıldı. Yavaş yavaş Batı'yı gerçek anlamda değerlendirmeye başlıyoruz. Genelde eleştirilemez, tartışılamaz. En üstün onlar diye. Zihinlerde tüm dünyada bir format vardı. Tam tersi. Şu an hocam anlatıyor, dinliyoruz. Tam tersi. Yani burada güvenlik mesela ben nazar değmesini dillendirmek istemiyorum. Görmek isteyen Türkiye'ye baksın. Tedbir nasıl alınır, güvenlik nasıl sağlanır? Çünkü bu işin doğrusu bu değil. Ha Amerika'nın da kapasitesi bu, onu söyleyeyim ha. Yani bakma sen öyle telsiz kulaklar, işte güneş gözlükleri böyle. Onlar işin algı tarafı. Şortlu korumalar. Heh. Değil mi Zafer Bey? İşin icraatı. Şort sen giyim. Taktın Göksu o şortlu korumaları. Ama demek ki şort giymekle hayır, korumalık olmuyor. Hayır ben geçen programda söyledim. Bizim sahillerde falan bizim atlı polislerimiz var. Atlı zabıtalarımız var. Onlar da şort giyiyorlar ya. Sadece Amerikalılara özgü bir şey değil ya. Şimdi ama siyah gözlük deyince de Amerikan korumalı. O gün bize sorun. Onu Coşkun Başbağ'a soracaksın. Kendisi görevdeyken giyer miydi mesela şort? Yok. Giymez miydi? Normalde de giymem. Görevde nasıl geniş giyiyorum. Askeri kamplarda falan tatile gitmiyor. Ha öyle olur canım. Tatilde matilde olur da görevdeyken öyle şort, terlik onlar bize göre işler bizim değil. Bizim zaten Silahlı Kuvvetler personelinin öyle bir kıyafeti yok değil mi? Yok. Yok. Şimdi burada... Ama bu arada askeri kamplarda, ordu evlerinde hala kuraldır. Şimdi biraz daha yumuşadı değil mi hocam? Şortla, terlikle girmek, özellikle yemek alanlarına. Kot pantolon bile yasak. Kot pantolonla girilmez. Pantolon bile yasaktı. Kravat mecburiydi. O konularda esneklik sağlandı. Şimdi burada hani koruma ve güvenlik konusunda büyük bir zafiyet var. Hani olay kurgu veya hani Trump'ı... Gözdağı vermek maksat mı yapıldı yoksa gerçekten öldürmek maksat mı yapıldı? Bunlar ihtimaller ama ben şunu dillendireyim. Hani üç ihtimal üzerinde çok duruluyor ki doğru olanlar da o. Bir, kurgu. Yani böyle bir şeyi Trump kendi yapmış olabilir mi? Ben buna pek inanmam. Olasılık dahilinde de görmem. Çünkü Trump zaten normalde seçimi açık ara kazanacak bir aday. Böylesi bir olay yakalandığı an veya ortaya çıkıp deşifre olduğu an Trump her şeyini kaybeder. Bu kendine yani kurgu olarak böyle bir suikast düzenleyecek kişi kaybedecek hiçbir şey kalmayan artık son kozunu oynayan bir kişinin yapacağı hareket. Dolayısıyla bunu eledik. O zaman iki ihtimal kaldı geriye. Bir, Trump'a gözdağı vermek mi bu suikast ya da ikinci ihtimal gerçekten Trump'ı öldürmek mi kasıt? Şimdi ben burada Trump'ın öldürmek niyetle bir suikast düzenlendiğini düşünmem. Çünkü eğer isteselerdi amacını ererlerdi. Hele ki böyle eleye dönmüş güvenlik sistemleriyle. Çünkü Amerika bu konuda deneyimli. Yani 16. başkanla başlıyor 46 içerisinde. Dediğim gibi ondan sonra periyotlarla devam ediyor.
Hani niye hep Amerika? Çünkü Amerika'nın hep tarihinde kirli işler var. O kirli işler rayından çıktı mı başkanı bir şekilde hani vitrin başkandan çıktığın an böylelikle susturuyorlar bir şekilde. Gözdağı veriyorlar. Şimdi burada öldürmek maksatlı olsa Göksu, Amerika'da bunu gerçekleşecek akıl var. Yani bu işte öyle 20 yaşındaki yeni yetme birine değil, donanımlı, deneyimli, hem de böyle 100 metre 200 metre değil. Böylesi bir alanda öylesine suikast silahları var ki 1000 metreden 1500 metreden nokta tek atışla hedefe ulaşabileceğin yetenekte kişiler var Amerika'da. Mesela Kennedy 3 kurşun aldı, 3'ü de başta. Ve hani saniyeler içerisinde işi bitirdiler. Bu tür suikastlerde ilk kurşunda işi bitirdin, bitiremedin terse gelir. Şimdi 20 yaşında neydi belirsiz bir kişi. İşte elinde bir yarı otomatik silah ve o kişi de göstere göstere buralara geliyor. Ve vatandaşın dahi gördüğü şeyleri orada güvenlik görevlisi olanlar görmüyor. İddia doğruysa tam bir skandal. Oradaki o çatıda gördüğümüz keskin nişancı, ben diyor tespit ettim diyor, yani teyit edilmemiş bir söylem bu, Yunus da duymuş. Ben diyor tespit ettim fakat diyor merkez diyor bana onay vermediği için ateş edemedim diyor. Hemen arkasından da zaten saldırı gerçekleşti. Şu bir tane gazeteci var diye o görüntüyü bir daha getirebilir miyiz arkadaşlar? O görüntüyü Zafer Bey'in ve Gaffar Yakıncan'ın yorumlamasını istiyorum. Normalde gazeteciler bir suikast olduğunda böyle hareket etmeleri de aslında normal değil, değil mi? Onları da engellemeleri gerekmiyor mu? Ya şimdi enteresan değil şöyle mi? Çok mu şey bekliyoruz acaba adamlardan arkadaşlar? Yani sonuçta bir suikast girişimi hiç kimsenin beklemediği bir şey ve anlık olarak herkes... Buradaki gazeteciler. Türkiye'de herkes bekliyormuş ama Zafer Bey. Yani hani anlık olarak şimdi burada herkesin adeta bir robotmuş gibi hemen evet yapılması gerekenler şunlar deyip bunları yapmasını beklemek biraz... doğru değil gibi geliyor bana. Ama şimdi, burada Göksu, hayır şuraya şimdi... takıldım. Zafer Bey şuraya takıldım. Şimdi Donald Trump'ı indiriyorlar. Gazeteci böyle burunlarının içine kadar giriyor, görüntü alıyor. Bir koruma grubu olmalı, yanlış mı düşünüyorum? Etten duvar örmeli, diğer koruma grubu da. Hocam lütfen. Ama gazeteci yorumlayın. Orada işini yapıyor. Ama işin bizde olsa herkesi uzaklaştırırlar hocam. Yok, açarlar ya, arayı, açarlar şöyle, böyle. Dalga, ben dalga. Sana bir şey söyleyeyim. Hem anmış olalım. Allah rahmet eylesin, vefat etti galiba. 29 Ekim 1998'de bir uçak kaçırılmıştı Ankara'da, hatırlıyor musunuz? Tam Cumhuriyet Bayramı'nda. Mesela o uçakta kaçıran teröriste polis operasyon yaparken Nurettin Kurt foto muhabiri sürünerek uçağa yaklaşıp tam o anda teröristin etkisiz hale getirildiği anda objektife basıp onu çekmişti mesela. Şimdi gazetecilerin de böyle bir şeyi vardır. Böyle bir habercilik refleksi. Hayır Zafer zaten. Orada onu yapabilir. Yani orada insanlar Trump'ı mı koruyacaklar? Gazetecileri mi engelleyecekler? Olağanüstü bir durum var orada. Şöyle seni teyitten veya desteklemek için söyleyeyim. Mesela akreditasyon diyoruz ya. Gazetecilerin evvelden işte adli kaydı, sicil kaydı vesaire bakılarak bu alana giriş sağlanıyor. O yönde... Yani bir tolerans olabilir gazeteci. Akredite edilmiş midir yoksa gazeteci kılığına girmiş biri olabilir mi? Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bu konudan bağımsız. Şimdi biz birçok yerde emniyetin, güvenlik güçlerinin mesela tedbir aldığını ve arama yaptığını düşünüyoruz değil mi? Kritik yerlere girerken. Bak ben ne yaptıklarını sana söyleyeyim. İstanbul Havalimanı'nda belki bu yanlış anlaşılacak. Hep de bize denk geliyor. Ben mesela giderken mutlaka benim içinde bulunduğum araba bir şekilde sağa çek diyorlar Göksu. Sağa çekiliyor. İşte polis ya da güvenlik görevlisi her kimse arabanın bagajını açıyor ve kapatıyor. Tut ki bende tehlikeli bir madde var. Allah korusun bomba var, silah var. Oturduğum koltukta olabilir. Eğer gerçekten bir aramaysa sana onu söyleyeyim. Beni de durduruyorlar her seferinde. Aynısı oluyor değil mi hocam? Evet, yani arka bagajı açıyorlar, kapatıyorlar. Hadi ön koltukta varsa, arka koltukta bir şey varsa. Yani dolayısıyla... Yapacak olduktan sonra insan neticede. Yapacak olduktan sonra değil. Yani güvenlik güçlerinin bu insan yoğunluğunda, ne bileyim bu kadar çok imkanın olduğu bir dünyada hani böyle bir saldırıyı önleme imkanı elbette ki vardır ama çok da böyle insanüstü özelliklere sahip vermiş gibi yani ama neden öyle sizin, olmadı demek çok ama Zafer, şimdi ama orada sizin ben. Dediğiniz araç girişleri işte kapalı AVM'lere falan genelde araba gazlı mı değil mi LPG'li mi değil mi diye ona bakıyorlar. İçeride bir kontrol daha geçiyoruz ya asıl oradaki kontrol. Valla ben bunu İstanbul Havalimanı'nda çok görüyorum. Herkes de bundan şikayetçi işte hocam da görüyormuş.
Yani 2-3, her 3-4 arabadan biri çevriliyor, açılıyor, kapatılıyor yani. Ve yoluna gidiyorsun. İşte orada LPG'li niye, diye bakıyorlar niye buna, diye biliyorum. Yok yok, LPG'li değil. Güvenlik yani, kontrol noktası. Güvenlik kontrol noktası. Otopark girişini neden bunu söylüyorum? Kampüs Allah korusun girişini, bu ülkede Atatürk Havalimanı baskın oldu biliyorsunuz. Ama şimdi tabii burada şunu, ben Zafer'e katılıyorum. Şunu ekleyerek katılayım bakın. Şimdi biz şöyle bakıyoruz. Zannediyoruz ki bu suikastler vesaire bu tip olaylar olduğunda oradaki güvenlik görevlileri onu engelleyecek. Bu öyle bir şey değil ki. Tam tersi. Ondan öncesi önemli. Yani bu, asıl şimdi bakın, her otomobili zaten didik didik aramasına gerek yok. Çünkü zaten istihbarat denen şey bunun için var. Abi. Yani şüpheli bir hareket var, şüpheli bir araç var. Efendim şuradan şuraya giden şüpheliler var. Şu adam beklenmedik bir şekilde şuradan silah aldı. Üç tane birbirisiyle görüşmesinin tehlikeli olduğunu düşündüğümüz kişi arasında normal dışı bir telefon trafiği var gibi, yani istihbaratın böyle ön raporları var. Buradaki hadise, yani buradaki ajanlar ne yapabilir? Yapmaları gerekeni yapıyorlar. Bak, ama bir var. Saniye erken davransa ne yapacak? Kurşunu durduramaz ki. Var ya, robot olamaz ya. Aslında tam tersi robot olmalı. Yani burada güvenlik gizli servis diye başkanı koruyan kişilerin bunun çok daha evvelinde provokasyon yapmış Bey, olması, kurşundan da saldırı aldığında kimin nerede tertipleneceğini biliyor olması mutlaka lazım. Öyle, ama kurşundan daha hızlı olamaz. Ya elbette. Kurşun çıkmış gelmiş zaten. Yani o kurşun vurmuş burada da olabilir. Şimdi ama biz burada sivil insan kafasıyla düşünüyoruz. Ben Coşkun Hocam'ın söylediklerine biraz daha ben koruyamam. Sizi de koruyamam belki burada, ama bunu gizli servisten ve bunun işin eğitimini almış insanların uçması gerekiyor ya da şurada durması gerekiyor başkan konuşurken, basit, başkanın masası ya buradayken. Arkadaşlar, o anda Türkiye'de de, kapanması Türkiye'de de suikastle öldürülen insanlar oldu. Avrupa'da da oldu. Efendim, Amerika'da da oldu. Gaffer. Buradaki konu şudur. Suikast anı değil. Suikastten öncesi, yani o adam oraya kadar gelene kadar onun yolu açılmış, önü açılmış, taşları döşenmiş. Burada adam Süpermen olsa ne yapacak yani? Kıbrıs'ta bizim bir generalimiz. Evet. Bak şeyde, ben az önce Göksu'ya dedim ya, bu işte ilk mermide yaptın dedim. Şimdi bu zaten suikastlerin ben de içeriden bir el ve odak olduğunu da düşünüyorum. Yani %80'ini kaçırabilirsin. %20'si kesinlikle Göksu, yapılır. Bak, burada yakın tarihe gidelim. 1977 yılında İzmir'de Çiğli Havalimanı'nda dönemin başbakanı Bülent Ecevit'e bir suikast girişimi olmuştur. Hala mesela o olay da aydınlanmamıştır. Karanlık. Ne şimdi, olduğu hala belli değildir. Bak, tıpkı Turgut Özal'a gerçekleştirilen suikastin hala arkasında kim olduğunun belli olmadığı gibi. Zaten Zafer, senin az önceki söylediğin husus doğru. Yani burada saldırganı doğrudan yok etmek isteyen bir arka planda ikinci akıl işlemiş. O zaten kesin. Heh. Bu tip saldırılarda eğer şimdi saldırgan etkisiz hale getiriliyorsa burada arkasını daha örtmek, makro bir plan var demek. Şimdi burada ilk mermide inisiyatif saldırganda. Yani ne zaman, nerede, nasıl yetişeceğini hadi kestiremediğini varsa. Yani burada oraya kadar da çok büyük gaflet var da. Büyük hatalar var. Velekin sekti. Bak burada çok ilginç bir görüntü var. İnsanlar silahı var, silahı var diye bağırıyorlar. Bak velekin sekti ilk mermi. Yani bir şekilde üçüncüyü, test edemedim. Dördüncüyü atamamalı değil mi? Heh, ilkine kadar inisiyatif saldırganda, ikinci mermi i̇şte itibaren Coşkun Hoca'nın dediğine inisiyatif güvenlikte. Orada hemen etten doğrarıp hiç göstermeden ağını anandan çıkarman lazım. Hatta burada benim gördüğüm zafiyet o. Ben 1500 kişi desen yani alandaki kalabalık oymuş. Ben Yunus onu sorduğunda bir, çok ilginç bir şaşkınlık görüntü yaşadım. İnsanlar bağırıyorlar, silahı var, silahı var. Bak 1500 kişi, ya bizde öyle mitingler oluyor ki. Yani milyona yakın insanın katıldığı mitingler oluyor ve kuş uçmuyor. Burada beceriksizlik var, zafiyet var. Yani. Ama hocam bazı şimdi burada Zafer Bey'in ve Gaffar Yakıncan'ın dediğine de katılır mısınız? Şimdi her suikast da önlenemeyebilir. %20'lik bir açık, yani istedikten sonra Göksu bu suikasti gerçekleştirmeye kafaya koyduysa o örgüt ya da kişi yapabilir değil mi? Kesinlikle bak. Ne kadar engellemeye çalışsan suikaste, da. Suikasti dedim ya, ilk mermiye kadar inisiyatif saldırganda diye. Şimdi yani o binalarda, ki burası çok daha müsait bir alan, keskin nişancıyı yerleştirirsin, uygun anı kollarsın. İlk birinci mermide işi bitirdiysen suikast yapan için başarılı. Bu görüntü hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi burada muhtemelen oradaki mitinge katılan bir kişinin çektiği görüntü bu. Çünkü bir panik hali var. Silahı var, varsa, silahı var diye bağırıyor. Muhtemelen çok kişi vardı orada cep telefonuna kayıt yapan. O kayıtlardan biri diye düşünüyorum. Ne, çok şey anlamak yapamam mümkün değil. Ama bir tek şeyi anlarsın. Büyük bir panik var ve silahı var deniyor. Ardından atışlar geliyor. Muhtemelen
güvenlik güçlerinin veya gizli servisin saldırgana yönelik karşı koyması gibi algılıyorum. Silahı var dedikten eğilin diyor. Eğilin diyor. Şimdi orada bir dakika. Silahı var diyor. 10 saniye bekliyor. Hala yok. Bak, bakın. Arkadan dur, şimdi geliyor. Başlıyor. Şimdi dur, başlıyor. Silahı dur, var dur. Dedikten sonra. Bak, bu görüntüyle çok alakası yok ama bizde nasıl oluyor? Çok kısa anlatayım mı? Mesela Ankara'da Coşkun Hoca'nın dediği gibi 20 bin kişinin katıldığı siyasi organizasyonlar oluyor değil mi? Bir kere o alana girerken herkes çok düzenli bir aramadan geçiriliyor. Kadın ziyaretçileri kadın polisler, erkekleri erkek polisler detaylı bir şekilde arayarak alana alıyorlar. Gazeteciler ve konuklar dahi öncesinden zaten Akretli isimleri oluyor. Ve TC kimlik numaraları bildiriliyor. Tabii, evet, alana evet, gittiğinizde evet. Eğer siz polisin elindeki listede basın kartınız olsa dahi yoksanız içeri alınmıyorsunuz. Davetliyseniz de alınmıyorsunuz. Önceden oraya isminizin bildirilmiş olması katılacağınızı daha, bildirmeniz daha gerekiyor. Daha ilerisini söyle. Yani biz bakın, çok özür dilerim Gaffar. 20 bin kişilik siyasi organizasyonları böyle yapıyoruz. Ama Amerika'da mesela herhalde biliyor ya. Yeni Kapı'da bak. Ama hayır, şuna takılıyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın DNA'sı bulunmasın diye çok affedersiniz klozeti bile götüren bir sistemden söz ediyoruz. Ki bu kişi başkanlık yapmış. Sistemin nasıl ilerlediğini, nasıl korunulduğunu biliyor. Şimdi burada o korumaların platformda durmamaların, aşağıda durmaları bile aslında olası bir suikaste karşı açık olduğunu göstermiyor mu hocam? Bak yoksa şimdi orada olasılığa gelelim. Demin yarım kaldı. Şimdi Trump'ı isteselerdi çok rahat öldürürlerdi onu söyleyeyim. Bu güvenlik tedbiriyle. Bakın bu görüntü. Hani şu kurşunun. Abi, daha ne isteyecekler Coşkun Bey? Şöyle. Daha ne istesinler adamın kulağı sıyırdı. Hayır geleceğim oraya. Şöyle ikinci ihtimal yani benim üstüne durduğum ihtimal şu. Yani birinci ihtimal öldürme niyetli olduğu kanaatine değilim. Değil misiniz? Değilim. Gözdağı mı vermek? Burada Abdullah Hocam'ın ifade ettiği bir konu var ya iç savaş. Ben küresel çetenin yerine olduğumu varsay Trump durdurulamıyor. Hani daha önce söylemişti Coşkun Hoca dedin ya. Biz bunları böyle detaylandırarak anlatmıştık o dönemde. Eğer Trump direnir, savaşacağım, seçime de gireceğim ve kazanacağım der ise ve durdurulamazsa sonu Kennedy suikastine kadar gider demiş idik. Şu an hala o ihtimal var mı? Elbette var ama. Şimdi benim de Coşkun Hocam böyle yavaş yavaş adım adım gidelim. Heh. Bu da kafama takılıyor. Zafer Bey'in ilk söylediği hem Trump'ı hem Biden'ı ortadan kap. Bu yok, da yüksek olasılık katılmam. Olabilir. Ama Donald Trump'ın kendini vurdurtmadı. Fakat bu çok işine gelmiş gibi savaş devam et. Şimdi savaş açıklaması ben mücadele edeceğim diyor. Ama yarın yapacağı açıklama çok önemli. Arkadaşlar bu iş yarım santimle giden bir kurşun var. Evet. Yarım santim. Şimdi yarım santim bile değil yani. Milim bu milim 2 milim solda olsa bu adam şu an yok. Beyni parçalanacak. Bir şey yani bunun arkasında özel bir oyun. Vurulduğunuz anda hala da savaş diye böyle bilmiyor. Gelir niye gelmez? Adam kampanya konuşması yapıyor o sırada öyle. Zaten. Bu adamın elinden 4 yıl önce Amerikan başkanlığını aldılar. Şimdi de almaya çalışıyorlar. 4 yıl önceki seçimde de Trump yine iddialıydı. Yani Trump'ı o pandemi ortamında hatırlayın Twitter dahi bu adamın sosyal medya hesabını askıya almıştı. Amerika'nın büyük televizyon kuruluşları Trump'a söz vermiyordu. Görüntülerini yayınlamıyordu. Yoksa bak, ve şimdi hocam bir bitireyim. Bitir. Bir bitireyim. Şimdi bu iş ta 2016'dan beri devam ediyor. Yani Amerikan müesses nizamı diyebilirsiniz, Amerikan derin devleti diyebilirsiniz. Trump'ı kendileri için bir risk görüyorlar. Daha doğrusu o sistem adına büyük bir risk görüyorlar. Ben şu gazetecinin 2023 Kasım'daki açıklamasını o yüzden okudum. Bu Tucker Carlson açıkçası diyor suikaste doğru gidiyoruz. Trump da kendileri de o kadar tehdit eden bir şey olduğuna karar verdiler ki buna sahip olamayacaklar. Hatırla Trump başkanlığı kaybettikten sonra Amerikan Senatosu basılmadı mı? Orada iki kişi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam iki kişi hayatını kaybetmişti, öldürülmüştü. Ve Amerikan tarihinde ilk defa böyle bir şey oluyordu. İç savaşın eşiğinden dönüldüğü söylendi. Yani sıradan bir ya da normal bir süreçten geçmiyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bir de şu var. Trump ilk seçildiğinde ne demişti? Yeniden büyük Amerika. Değil mi? Yeniden büyük Amerika. Bu şu anlama geliyordu. Ben gözüm dışarıda değil, içeride olacak. O anlama geliyordu.
Şimdi Trump yine aynı şeyi söylüyor. Trump mesela Suriye'de ne işimiz var diyordu Trump. Yazmış olarak. Yani Amerikan... Ha, yeniden büyük Amerika yine yazmış. E şimdi Trump Suriye'deki Amerikan varlığını sorguluyor. Trump Ukrayna'daki Amerikan varlığını sorguluyor. Dünyanın değişik yerlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin askerlerinin hayatını kaybetmesini, o coğrafyalarda para harcamasını sorguluyor. İçe dönük bir Amerika istiyor. NATO zirvesinin sonuç bildirgesine bakın. O aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaya ilan ettiği 10 maddelik bir yol haritası, değil mi? Orada ne diyor? Ukrayna'da savaş diyor mesela Biden ya da NATO. Aslında Amerikan yönetimi onu söylüyor. E şimdi bütün planlar belli bir doğrultuda yapılmış. Trump'ın gelmesi durumunda farklı bir yol haritası uygulanacak ve belli ki Amerikan derin devleti bunu istemiyor. Şimdi Göksu bak. Bu arada şunu söyleyeceğim. Kesme de şu olasılığı bir anlatayım. Ha, anlatın hocam. Bak şimdi Trump'ın bir BM'de konuşması var. Çıktı kürsüye, hiç unutmadığım andır o. Mike Pence ve Pompeo da hemen şu sol çaprazda oturuyor. Bak iki tane küresel çetenin şahini. Hemen yanı başında. Trump'ı kontrol etmek üzere konumlanmış iki isim. Konuşmanın sonunda dedi ki, unutmayın ki dedi, hem de gözlerine baka baka, resim seçici de bana göre çok da iyi bir kare yakalamış. İkisinin yüzünü verdi ekrana. Unutmayın ki dedi, dünyada dedi küreselciler ve ulusalcılar arasındaki savaşı ulusalcılar kazanacak dedi. Aslında çok Amerika'da hiç duymaya alışkın olmadığım bir tepkiydi. Şimdi burada Zafer'in ifade ettiği gibi Amerika'nın derin yapısı Trump'ı büyük tehdit görüyor. Şimdi bu tehdidi birkaç yolla tasfiye edersin. Tehdit edersin, hilele tasfiye edersin, olmadı tehdidin boyutunu artırırsın ya da öldürürsün. Kennedy suikastında olduğu gibi. Şimdi öldürme isteseler olurdu dedim. Niye o cümleyi kullandım? Ya Amerika hani tamam kağıttan kaplan ama o kadar da boş değil. Yani istediği an bunu burada çok rahat bu suikastı gerçekleştirirlerdi. Ama niye yapmadılar o zaman? Şimdi soru o. İç savaş konusu var ya hep tartışılıyor. Trump öldüğü an ben Abdullah Hocam'a katılırım. Amerika'nın hareketleneceği kanaatindeyim ki sen de herhalde ona yakın bir öngörüde bulundun. Yani sokaklar hareketlenir mi? Bir ölmese bir de bence vardı yani. Kasım'a kadar Amerika'da ben hareketlilik bekliyorum. Eğer ölürse. Bunu o küresel çete hesap ettiği için bir göz daha ağır basan ihtimal. Mesela sandıklar nasıl sayılacak o gün Amerika'da? Zaten çok... o dijitaldeki hile ayrı bir olay. Ama hocam şimdi... bu göz daha değil, bu bildiğin adamı burada oyunun dışına çıkarma operasyonu bu. Şimdi ben az önce Yunus onun için sordum. Uzuvda kayıp var mı? Yani kulaktaki hasar nedir diye. Burada hani öldürmek maksatlı olsa... Ben ilk mermide işim biteceği kanaatindeyim. Şimdi bu Amerika'da o zaman, savaş çıkar mı dediniz ya. Bakın o zaman şöyle devam edelim. Bir görüntüye de belki... Ya bir dakika yani şimdi bunu öldürmek maksatlı değil de kulağından vurmak maksatlı mı bu adama bu saldırıyı yaptılar? İşte şimdi keskin kulağını nişancı... Kulağını mı çektiler yani? He? Kulağını mı çektiler yani? İşte eski kulağı kesik mi dersin? Yok hocam yani şimdi adam şans eseri o anda kafasını çevirmese mermi şakağından vuracak adamı. Yani bakın buradaki hadise bu. Zafer az önce Yunus onun için sordum. Hasar nedir? Var mı bir rapor diye? Ya onun için sordunuz da hocam. Yani burada buna gözdağı dersek bence çok yanlış. Dikkatimi çeken bir... Şimdi insanlar orada... şuna bir bakalım. 100 kaç? 83 metre değil mi? Yanlış bilmiyorum. Bir daha bakalım. 183 metreden. Çok yakın. Çok yakın. Trump'ın kürsüsünün bulunduğu nokta 120 ile 150 metre arası... ortalama aslında 137 metreden 5-8 el ateş ediyor saldırganın bulunduğu alanda. Şimdi, ve kulağına denk geliyor. Şimdi burada hem profesyonelliğini görüyoruz hem de çok yaklaşmış oluyor değil mi hocam? Elbette. Mesela şimdi Yunus'un durduğu yerle bunu orantılamaya çalışıyorum. Ben de ona bakmaya çalışıyorum. Bu herhalde yani bu Google... Matrix'te bir sahne vardır izlediniz mi? Neo gelen kurşunlardan böyle vücut hareketleriyle sıyrılır. Yani Trump bir Neo olmadığı için tesadüfen kurtuldu adam yani. Şimdi orada bunu biz yani işte gözdağı vermek istediler dersek şuraya. Ben katılmıyorum Coşkun Başbuğ'a. Burada öldürmek maksatlı bunu yaptılar. Ya da Trump Morpheus'tan son dönemde ders alıyor ki bir anda böyle kafasını yaptı. Değil de başka bir açıklaması yok bunun. Kafasını değil Coşkun Hocam şuradan kulağımdan vur diye. Bilinmez yani ortaya çıkar bu ama ben öldürmek maksatlı düşünseler bunu çok rahat yapacaklarını en ufak bir şey. O zaman düşündüler Allah aşkına yani ikinci bir suikast. Bir önceki bu mesafe öyle bir yer. Arkadaşlar o kadar çok zafiyet var şurada. Şimdi o zaman bak şimdi şunu mu diyoruz?
bir önceki Amerikan başkanı ve potansiyel Amerikan başkanını korkutmak için kulağından vurdular mı yani? Öldürmek maksatlı değil de bu ne? Allah aşkına yani şimdi bir insan kulağından Zafer, yaralanmış. Bir şey Hayır yaralanmış tamam. Mesela şimdi bu çocuk 20 yaşındaki çocuk Pensilvanya'da yaşıyor. İşte üstüne giydiği tişört çok dikkat çekecek bir tip değil. Sizin gibi profesyonel bir nişancı getirselerdi belki arkasında kimin olduğunu istihbarat daha iyi bulacaktı. Yani böyle sıradan bir insanın vurmasının ya o, çok da arka planının araştırılmaması ya da araştırılsa da kendi yapmış. Hani kendi çapında bir suikast dedirtebilecek bir kişi bence seçmişler. Yoksa sizin dediğiniz gibi profesyonel bir nişancı elbette olmadığında kimse iddia edemez. Yani burada bir neticede hani, susturulan bir kişi var da. Hocam 137 esnada metreden iyi bir vuruş mu yapmış peki? Vuruş olsa zaten ölürdü de. Göre. Yapamamış mı size yani, göre? Ya zaten Göksu bu mesafeden... Hocam bu mesafeden kulağını bile vurması orada böyle işte benim dediğim gibi belki başka bir yere giderdi. Göksu şimdi... Bir de 20 yaşında Zafer'in, bir çocuktan söz ediyoruz şimdi. Bence Zafer'in çocuk... olasılığından gidelim. Yani evet. Gerçekten öldürmek ne maksatlı geldiler. Ne kadar eğitim aldı, kaç... Mesela profesyonel bir nişancı olmak için ne kadarlık bir eğitim almak gerekiyor? Ya şöyle eğitimin süresi, saati, kişiye yeri kişiye göre değişir. Kabiliyetine göre değişir. Mesela ama ben 20 yaşında bir kişiye bu işi vereceği kanaatinde değilim. Hocam Kennedy'yi vuran Oswald mıydı? Bir Oswald. Oswald. Oswald değil mi ya? O adam kaç yaşı önemli hatırlamıyorum. Yaşını bilmiyorum da. Ya o da profesyonel keskin nişancı falan değildi. Eski yani, sorunları olan tip, bir adamdı. Bu tip ama işlerde, o eski Amerika Birleşik Devletleri donanması mensubuydu. Şimdi bu çocukla aynı profilde değiller. Ya zaten İpek Hoca'nın dediği yere geliyoruz işte. Yani bu işlerde böylesine bir tip seçecek ki onu hem imha edecek hem arkasından iz bırakacak kimse olmayacak. Bu da yine psikolojik sorunları olan bir insan belli yani buradaki hadise. Yani bir işinde gücünde aile babası böyle hayatı normal gelecekten beklentileri olan bir efendim yazılım şirketinde müşteri temsilciliği yapan böyle bir adam seçecek hali yok. İyi, bir tane hayır, zaten ama... bu işlere meyyal birini bulacak. Yani konu tetikçi konusu da değil. Zaten net olan bir şey var bakın arkadaşlar. Adam öldürüldü. Yani bakın şimdi demin gene bir görüntü geldi. Bu şey sırasında gösteri hani ne diyeyim meeting sırasında görüntülerle tespit edilmiş. Görgü tanıkları var. Adamın varlığını söylüyorlar. Polisin yaptığı raporlar var. Yani o anda ajanlar ne yapıyorlardan var. Öte o noktaya kadar son noktaya kadar bu kişinin böyle gelmesi sağlanmış. Hatta belki buna silah talimi falan bile yaptırılmış olabilir. Yani bu iş hazırlanmış. Öldürülmesi ne anlama geliyor? En başta Kartal Demirağ'ı falan anlattık mesela. Kartal Demirağ'ı da öldürmek istediler. Kennedy'yi öldüren adamı öldürdüler. Yani hayatta kalmıyorlar bunlar ne hikmetse. Çünkü hayatta kalsa konuşacak. Şimdi ben yakın zamanda bir Alman yapımı dizi izliyorum bir platformda. Böyle bir hırsızlık mafya dizisi falan bir Almanya'daki bir işte Arapların kurduğu bir çete içinde bir olay oluyor. Çetenin başındaki adamın öz kardeşi öldürülüyor. İntikam intikam diye ortaya çıkıyorlar. Aa bir bakıyorlar ki meğer adam en yakındaki adam onları satıyormuş. Sonra adamı yakalıyorlar, katili yakalıyorlar, konuşturacaklar. Konuşturulmasına müsaade edilmiyor, öldürüyor diğeri onu. Hain onu öldürüyor. Oswald ne oldu? Konuş. Oswald'da da o oldu. Gece kulübü hepsinde oldu. Sahibi yani çıkışta vurdu. Daha sonra gece kulübünün de vuran da vuruldu ve bu çok oldu. Yani buradaki şeyin kurgunun Amerikan devletinin derin devlet demeyelim. Amerikan devleti bu zaten yani. Amerikan ya devletinin enteresan operasyonlarına uyuyor bu kurgu. Gaffar işte Kartalcı değil ya. Kartalcı Amerikan başkanından 13'üne suikast girişimi. Gelenek olmuş diyorsun. Ben bir yere takıldım. Şimdi Sayın Çiftçi de burada belki katkı sağlar. Hocam siz de. Ben de bir şey soracağım. İç savaş çıkacak mı diye. Şimdi Trump'ı bırakın arkasındaki kalabalığa yoksa bir yoğunlaşın. Oraya o geçmeden. Ölen Trump'ı... adam nerede öldürdü? Mesela ölen adamı bilmiyorum ama. Bakın şimdi şurada bir kadın var. Şu dikkatimi çekiyor. Bizim önümüzde biri vuruluyor. Silah sesleri duyuyoruz. İlk yapacağınız iş ne olur? Tezahürata devam mı edersiniz? Yoksa, önce çok kısa bak, bir siper alıyorlar. Bir ardından bulayım. Aynı hırsla yo, devam şimdi ediyorlar. Hele bir bizim sana, devlet başkanımıza bile bir kurşun sıkmaya kalksın bakalım ne oluyor? O adam eski devlet başkanı Donald Trump olur mu? Bakın şimdi, Allah korusun yani biz de mesela arkada, şimdi... İnsanlar bakın, canını verir şu, ya. Olur şu kadın gülüyor. Hafif yüzünde gülümseme var. Telefonu çıkarıyor. Gayet soğukkanlılıkla o çekiyor. O ayrı bir cins. Ve ayrı hayır. Cins. Arkasındaki birçok kişi bakın. Bakıyor. Kaçışan yok. Kaçışan yok. Hiç orada kaçan yok. Herkes oturuyor bekliyor. Çok oldular herhalde. Turgut Özal'ın suikastinde, Zafer'in bahsettiği suikaste bir... Bakın devam ediyorlar. Bir anda yok oldu.
aynı tak 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 silahlar patladı o görüntü. Coşkun Hocam, şimdi Göksu'nun sorusuna geçmeden Göksu, bak bu olay bize ne gösteriyor biliyor musun içeriye yönelik? Şimdi bizde bazen çok sevilen bir tartışma var ya, işte Erdoğan'ın konvoyu, işte Erdoğan bu kadar kişiyle korunuyor. Finlandiya'da başbakan bisikletle gidiyor. İsveç'te atlı karıncaya biniyor falan. Yalan. Ne oldu? Yani, ya şimdi geç onu. Ya geç onu. Dünyanın en iyi korunan adamlarına dahi suikast düzenleniyor. Sen Orta Doğu'da bir ülkesin. Birbirine hiç benzemeyen 5 tane terör örgütünün aynı anda saldırdığı bir ülkenin cumhurbaşkanı yüksek düzeyli bir şekilde korunmak zorunda. Hele ki suikastlar çağındayız. Zaten doğrusu da o. Abdullah Çiftçi'nin programın başında söylediği hadise. Son dönemde değil mi hocam? Arnavutluk'ta oldu. Slovenya'da galiba yine bir devlet. Slovakya'da. İran'da muhtemeldir. Reisi ortadan kaldırdılar. Evet, Japonya'da, Güney Kore'de, bir de Danimarka Başbakanı'nı tokatladı. Sırbistan'da tehdit ediliyor. Paşinyan ve Netanyahu sırada. Ya hiçbiri Paşinyan'ın zaten helikopteri. Ben takılıyorum senin o görüntüye. Bir şey söyleyeceğim. Kimsenin burada, kaçmaması, burada bir herkesin var. Telefonunu çıkarması, tezahürata devam etmesi. Niye takılmadınız? Ben bu görüntüye de takıldım mesela. Ama bir sosyal, Allah'ın kulu kaçmıyor. Bu belki de Amerika'da sosyal medya çağındaki ilk suikast girişimi. Biliyorsun herkes her şeyi çekip etkileşim almıyor. Son anda ölüyorum herkes. Dünyada yani selfie insan, çekerken. Hayır bu normal bir tepki değil. İnsan bir saniyede mi korkmaz? Ben korkarım. Göksu bu normal bir tepki değil. Selfie çekerken yılda 1000 kişiden fazla insan hayatını kaybediyor selfie çekeceğim diye. Her yıl. Normal İpek yani. Hocam sizin garibinize gitmedi mi ya? Benim de gitti. Şimdi tekrar bakıyorum. Eğilecek, siper alacak yerleri yok. Ama o sizin dediğiniz beyaz tişörtlü kadın benim de dikkatimi çekti. Sadece onu değil bakıyorum arkasında bir adam var. O da aynı. Yine CNN'deki programda da konuşuldu. O kadın hiç tepki vermiyor. Hakikaten hatta onun istihbarat görevlisi olup olamayacağı konusunda. Bak bir tek şu teyze gözlüğüyle gelmiş Amerikan var. Beyaz tişörtlü kadın. Ama bak bu da gülüyor. Beyaz siyah şapkalı da gibi evet. Seyrek çekiyor. Hepsi telefonları çıkıyor. Yoksa bir tane kaçar. Bu amca hiç istifini bir kollara bak. Hiç istifini bozmuyor. Oturuyor. Şoka girdi. Ne oluyor herhalde. Diyor. Hayır, o en güzel yeri ya, kapmışım en önden. Seninle Coşkun Baş bu hem korumalardan, polislerden hem izleyicilerden ama, çok fazla duyarlı. Ya bir şey söyleyeceğim. Şurada... Hayır, ya ben, bu normal bir olay. Ben normal karşılıyorum. Senin verdiğin örnek var ya. O çarpık örnek. Korumalarda olması gereken, bizde yapılan. Yani burada... Kürsü önünde, bir daha bir yanında, alalım. Arkasında. Hiç kımıldamıyor bir amca. Böyle kritik bir oturma yerde. İstifini bile bozmuyor. Ama şöyle, ya bizim liderlerimizin görüntülerini versin arkadaşlar. Lider seçim konuşması yaparken yanında koruma, ben hatırlamıyorum ya. Şöyle, biz zaten dış emniyeti çok iyi aldığımızdan ona gerek görmeyebilirler. Çünkü içeride zaten herkes elekten geçmiş vaziyette. Ama hiç kaçan yok. Burada. Bak hiç tepki yok. Bak bu amca hiç ellerini bile kaldırmıyor. Hani bir insan kendini süper yapar. O beyaz tişörtlü korkmuş. O yani herkes o anda çığlık atamayabilir. O adam korkmuş orada bak. İlk görüntü ön. Ya şu teyze bir dakika bir daha. Şu yaşlı teyze eliyle göremiyor diye şöyle yapıyor. O göremiyordur normal. Ay bu çok bence skandal bir şey. Tam senlik bir sahne var şurada. Çok skandal. Tam senlik sahne var şurada. Yani göremiyorum diye hani şöyle güneş geliyor gözüme bir bakayım da yapmazsın dur bir gözüme. Tam senlik bir sahne var. Kadının biri yer istiyor oturabilir miyim diye. Gerçekten mi? Kadının bir dakika oraya kadının biri Coşkun Hocam onu kaçırmamış. Şu bayan. Şu bayan. Ha, saatlerdir ayakta kalmış o yer boşaldı. Trump çılgın bir siyasetçi olduğu için belki Trump'ın destekçileri bunun da bir oyun olduğunu düşünebilir bu arkadaki kadının. Hayattaki rahatlık seviyem biraz... Hocam şaşkınlıkla bakıyor. Ben evet. Hayattaki rahatlık seviyem değil mi? Yok hayır ona bakmıyorum. Buradakilerin rahatlık evet. Seviyesine bakıyorum. Yoksa yani. Bak tekrar evet. Söyleyelim. Burada güvenlik tedbiri. Bizim yaptığımız. Bak bizim yaptığımız güvenlik tedbirlerindeki hayır. Kurallar. Esas uygulanması gereken kurallar. Göksu hala orada. Evet, hayır. Zeynep de kulağımı arkadaki şapkalı amcayı işaret ediyor. Ben göremedim. Kimi? Hepsi şapkalı. Bak şu hayır, var ya. Hayır, o diyor. O tamam, o diyor. Ha şu. Yukarıdaki. Ha şu, evet o çok ilginç. O çok ilginç. Zaten çok süslenmiş gelmiş. O aşmış kendini. Devam edelim, oynatalım. Hiç kımıldamıyor. O bakıyor içine eğiliyor. Evet çok doğru tespit Zeynep. Bravo. Şimdi bizdeki tedbirler hani konuşma esnasında öncesinde sonrasında zaten olması gereken. Yani biz kitabına göre hakikaten bu işi
en iyi yapan ülkeyiz bana göre. Allah nazardan saklasın. Şimdi Amerika'da uygulamada, hani bunun içerisinde içeriden yardım var. Ben onda hiç şüphem yok. Ama neticede yardım edilse dahi uygulamalarda da ciddi eksik ve aksaklıklar var. Dümdüz bir meydan, 1500 kişi orada var ya, o 1500 kişiyi tek tek elekten çok rahat geçirebilirsin. Bizdeki mitingler 20 bin, 30 bin, 100 bin, 1 milyona varan mitingler var ve A'dan Z'ye bu tedbirlerin hepsi uygulanıyor. Şurada 1500 kişi de Amerika böyle bir handikapı yaşıyorsa zaten o 13 tane başkana da bu tür suikastin olması bana göre gayet doğal. Çünkü burada Trump zaten hedefte, söyleniyor, konuşuluyor. Az önce program başlangıcında Selmi dedi, Yunus mu söyledi veya konuklarımızdan biri mi dillendirdi? Amerikalılar dedi, Trump'ı götürecekler diye zaten onların da dedi bir beklentisi var dedi. Bu halka kadar düşmüş. Yunus Bey'in konuştuğu Amerikalı söylemiş. Trump'ı götürecekler diye söylediği sözler var. Bunu şimdi halka kadar inen bir gerçek devlet tarafından bilinmiyor mu? Biliniyor ki bak gizli servis başkanlığı adaylığı koyduğu an devlet adına koruyan bir yapı. Yani kendi kurduğun bir özellik güvenlik şirketi değil. Şimdi görüntüleri analiz ettik. Kısa bir reklama gidiyoruz. Reklamın ardından olayın perde arkasını analiz etmek için Sayın Çiftçi ve İpek Hocam'la devam edeceğiz. Şimdi çok kısa bir ara. Efendim ne oluyor'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi görüntüleri analiz ettik ama olayın perde arkasını ve bundan sonra neler yaşanacak, Amerika Birleşik Devletleri'nde ne olacak bunların hepsini konuşacağız. Bu dilimde daha çok İpek Hocam ve Abdullah Çiftçi'ye ağırlık vereceğiz. Şimdi Görgü Tanı'nın bir konuşması var, onu ekranlara getirelim. Mitingi dinliyorduk, göremiyorduk onu ama duyabiliyorduk en azından. Yakınlaştık ve 5-7 dakika geçti Trump'ın konuşmaya başlamasından beri. Ki tam olarak bilmiyorum ne kadar sürdü ama. Sonra bir adam fark ettik, sürünüyordu. Bayağı yerde sürünüyordu bir çatının üstünde, şuradaki binanın üstünde bizim yanımızda. Bizden bir 30-40 metre uzaklıktaydı ve adama doğru parmağımızı uzattık ve elinde silah da vardı. Biz net bir şekilde elinde silah olduğunu görebiliyorduk, evet. Ve ona doğru işaret ettik, polis orada etrafta koşuyordu yerde ve dedik ki adamım orada çatının tepesinde bir silahlı bir adam var. Sonra polis de tamam dediler, ne olup ne bittiğini anlamamışlardı. Biz de dedik ki onu buradan görebiliyoruz. Bakın bakın oraya dedik, orada sürünüyor. Sonra birden bir baktık. Trump neden hala konuşuyor diye düşündüm. Neden onu hala sahneden indirmediler dedim kendi kendime ki adama 2-3 dakika boyunca elimi uzattım. Gizli servis bize bakıyordu ağırın tepesinden. Ben de o adama parmağımı uzatmış gösteriyordum, işaret ediyordum. Sonra birden 4-5 adet el ateş sesi duyduk. Sayın Çiftçi, gördüm diyor Görgü Tanığı'na. Eminim sizler de herkes izlediğinde ilk acaba bu gerçekten gördü mü görmedi mi diye böyle bir tartışma başladı ama şimdi belki bununla ilgili tek tek kamera görüntüleri de incelenecektir miting alanında olanların. Belki birinin kamerasına da yansımış olabilir. Oraya kaç dakika önce geldi, nasıl geldi? İlerleyen günlerde Görgü Tanığı'nın açıklamalarıyla birleşecek mi? Bunlar daha netlik kazanacak ama... biri içeriden suikastçıya izin mi verdi? Muhtemelen. Amerika'da böyle bu işler. Hı. Zaten Trump'ın karşı çıktığı şey derin devlet, seçilmemişler, atanmışlar, halkımıza operasyon çekiyor diyor. Kennedy cinayetinde öldürenle daha sonra zincir şekilde bağlantılı olan 57 kişi birden anında öldürüyor. Amerika'da bunun içine sindirmiş bir ülke. Halkla gık demiyor, ilgilenmiyor bu işlerle. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da arka planda bizde FETÖ benzeri derin yapılar olduğunu düşünüyorum. Malcolm X cinayeti geçmişe baktığımızda çok fazla bu anlamda operasyon var Amerika'da. Kongre baskınının liderleri kimi kalp krizinden gitti, kimi otelden düştü. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ni masaya yatırdığımızda zaten biraz da önceden komplo teorisi olarak bakılan Trump'ın destekçisi olan QAnon hareketi vardı.
Amerika'nın, onların iddiası, komplo teorisi şöyleydi. Amerika'yı bir derin devlet yönetiyor. Pedofili, şeytana tapanlar falan diye. Gerçekten de Epstein'le ortaya bazı şeyler çıktı. Amerikan başkanları da var işin içerisinde. Sonradan yayın yasağı getirildi. Amerika'da iki tane ayrı grup var. İki ayrı Amerika tasavvuru var. Amerika'nın dünyadan nerede duracağı tüm dünyayı ilgilendiriyor. Bizi de ilgilendiriyor. Önce Trump ne istiyordu? Trump yeniden büyük Amerika, James Monroe doktrini 1823. Avrupa'da 1814-15'te iki kongre toplanıyor. Viyana Kongresi. Diyorlar ki Ruslar, Almanlar, İngilizler ya niye birbirimizle savaşıyoruz? Yani birleşelim, sömürüye çıkalım mantığıyla. Napolyon'dan sonra Fransızlar da katılınca James Monroe bir doktrin yayınlıyor. Bakıyor Avrupalılar birleşti. Ya bunlar Amerika'ya geri gelirse kolonileştirmek için. Kuzey Amerika kıtasına Avrupalılar gelmeyecek. Biz de Amerika kıtasına dışına çıkmayacağız diyor. 1914'e kadar bu işler böyle. Birinci Dünya Savaşı'na kadar. Şimdi Trump benim gördüğüm o doktrine dönmek istiyor. Bunun iki nedeni var. Bir, amaç Amerika Birleşik Devletleri'ni korumak. Nedenin ikisi de bir, bunlar dünyanın karıştığını görüyor, korumak istiyorlar kendini. Çünkü Joe Biden hükümeti Ukrayna'ydı, Tayvan'da, diğer tarafta Amerika'nın vergilerini harcıyorlar. Biz ideoloji ihraç etmeyeceğiz, askerimiz dünya jandarması değil diyerek tezat iki farklı görüş var. Uluslararası seçilmemişlerin oluşturduğu, atanmışların oluştuğu sivil toplum kuruluşları yönetimine baktığımızda NATO, Avrupa Komisyonu buna atanmış kişiler seçilmiş değil. Diğerlerine baktığımızda bunların iddia ettiği ideolojiler, uygulamalar farklı. Aynen Trump'ın iddia ettiği gibi Avrupa'da da seçilmişler Avrupa'nın kaderini belirliyor diyor. Ulus devletlere egemenlik problemi var diyor. Benzeri seslendirmeler var. Dolayısıyla iki tane farklı bakış açısı var. Trump'ın Joe Biden'ın duruşu yeniden tüm dünyaya bir ayar verme demokrasi platformu da altında bir taraf oluşturuyor. Japonya, Güney Kore, Orta Doğu her tarafta bir takım projeler yapıyor. Trump da bunu yapmayacaktı. Dolayısıyla buna izin verirler mi? Soru bu. Durdurabilirler mi? Bir, bunu durduramayacaklarını görüyor. Çünkü Trump gitse Florida valisi gelir. O gitse öbürü gelir. Amerika'da geniş bir ideolojik karşıtlık var artık. Bu iki parti mücadelesini aşıyor. Nasıl bir dünya sorusuna? Çünkü 21. yüzyıl dünyasında şimdi biz jeopolitik kavgaları konuşuyoruz. 1-5 ile 10 yıl arasında bu iş rayına oturur. En geç 2035. Ondan sonra dünya nasıl yönetilecek? Jeopolitikanın dışında yeni dünya düzenini konuşacağız. Trump bunları çok net anlatıyor. Adım adım. Dijital para, Merkez Bankası'nın dijital parasına karşıyım diyor. Bu diyor kişilerin özgürlüğünü elinden alır. Dünya Sağlık Örgütü'nün uygulamalarına, Paris İklim Anlaşması'na bu bir hava durumu diyor. Bizim havamız temizdi diyor Joe Biden'la tartışmasında. $1 trilyon zarar verecek bu iş bize diyor. Tüm politikalarda karşı karşıya. Kürtaj konusunda, eğitim konusunda, göç konusunda. Trump'ın Amerika'sı geldiğinde çok kutuplu dünyayı otomatikman kabul etmiş oluyor. Bir kutubum ben. İşime geldiği yere müdahale ederim. Trump'ın Amerika'sı savaşı askeri savaştan değil, çünkü barışı getireceğim diyor. Macaristan Başbakanı Urban da NATO toplantısından gitti Trump'la, barış adamı dedi. Trump ne diyor? Ben seçilirsem Ukrayna savaşını bitiririm. Daha yerime oturmadan diyor. Geçmişte Kuzey Kore lideriyle görüşmüştü. Bir barış vizyonu çiziyor. Bu durumda savaş konvansiyonel ya da askeri olmayacak Çin'le. Neyle olacak? Ticari. %60 gümrük vergisi. Dünyada şöyle yapacağını düşünüyorum ben. Çin'le ticaret yapan kişilere de gümrük verecek. Yani nasıl ki şimdi dolar üstünden, savunma sanayi üzerinden Türkiye'ye ne diyor? S-400 aldın, sana yaptırım yapıyorum diyor ya. Çin'le ticaret yaptın, sana yaptırım yapıyorum'a dönüşecek. İş dünyamızın buna hazır olması lazım. Büyük bir ticaret savaşı, teknoloji savaşı ve Avrupa'yı da baskılayacak. Ya Çin'densin ya bendensin. Buna hazırlanıyor. Karşı tarafın politikası nedir dediğimizde, demokratik ülkeler, otokratik ülkeler, NATO'nun genişlemesi, Japonya'nın, Güney Kore'nin birleşip Çin'e
Çin'e karşı savaş hazır olması, nükleer güç olması, Avrupa'ya, Polonya'ya, Almanya'ya uzun menzilli seyir füzelerinin yerleştirilmesi gibi iki dünya görüşü var. Dolayısıyla Trump'ı hedef alan tarafa sonuçlardan baktığımızda başarılı olursa seçilmişler değil, atanmışlar üzerinden bir savaş bekliyor dünyayı. Zorluyorlar çünkü. Ama bu nedenle diyorum, sonrası ne? Hem Trump'a, efendim, hem Joe Biden operasyon, bu bir analiz değil. Ötesi ne? Ne istiyor bu adamlar? Buradan başlayacağız. Çünkü bu tüm dünyayı ilgilendiriyor. Ötesi, benim gördüğüm 21. yüzyılda yeni bir jeopolitik tasarım var. Devlet üst dışı aktörlerin, buradan Amerika Birleşik Devletleri'nde biçtikleri rol, enerjisini kendi içinde harcayacak. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde geriye gidelim. Araştırma sonuçları var. Mesela 2023'te Pew araştırma şirketinin yapmış olduğu bir ankette Amerikalıların %63'ü Amerikan siyasetine güvenmiyor. %86'sı federal hükümete güvenmiyor. %73'ü Amerikan Kongresi'ne güvenmiyor. %77'si, başka bir anket veriyorum, Amerika'nın yanlış yönüne gittiğine inanıyor. %46'sı muhtemelen bir iç savaş çıkar Amerika'da diyor. %11'i evet belki diyor. Psikolojik olaraktan Amerika'da anketlerde zaten bu görülüyor. Dolayısıyla anketlerde gördüklerini gerçeğe dönüştürmek istiyorlar, benim gördüğüm. Bu da nedir? Amerika'nın enerjisini kendi içinde harcaması, Amerikan deniz piyadelerinin çekmesini sağlamaya çalışıyorlar. 2030 son 35 olacak demiyorum. Düşüncelerini söylüyorum, planlarını. 2045'te de yeni dünya düzeni. Daha oraya biz tartışmaya gelemedik. Gündelik jeopolitik kavgalardan dolayı asıl tüm insanlığı ilgilendiren, ülkemizi de ilgilendiren olayın diğer yüzü. 21. yüzyıl dünyası ne planlanıyor, nasıl yönetilecek? Buraya bir türlü gelemiyoruz. Şimdi, dünya savaşını mı kastediyorsunuz? Hayır. Savaş oldu bitti diyelim. Ben zannetmiyorum öyle büyük bir savaş. Trump seçilirse çıkmaz. Ama bu atanmış olanlar, değişik kurumlardaki insanlar bir mekanizmanın uzantısı olarak da bastırıyorlar. Yine de başarabileceklerini zannetmiyorum. Ama Amerika'daki iç savaşın nedeni enerjiyi kendi içinde harcasın. Çünkü ona yönelik Antifa hareketi var, QAnon hareketi var, 500 milyon silah var. 2021'de 48.830 kişi silahlı yaralanmadan ölmüş. 10 küsür başkan geçmişte zaten suikaste uğramış. Başkan yardımcıları Kennedy'nin kardeşi, 1963'te Kennedy, 68'de kardeşini öldürüyorlar. Evet. Yani çok fazla suikast var. Burada da kim yapıyor bunu? Soru bu. Arka planda FETÖ'nün, demin bir şey söylemiştim. FETÖ döneminde suikastlara bakın, Türkiye'deki arka planı nereye çıkıyor? Mesela Rus elçisinin suikastı yapan görünürde bir Türk polis değil mi? Ama FETÖ üyesi. Amerika, bizde bu son 40 yıldır vardı diyelim. Batı'da 100 yıldır var. Çok zor. Avrupa'daki kavga da bu kuşatılmışlıktan kurtulma. Bu nedenle bu kavgada, bu süreçten sonra yeniden denerler Trump'a. Yani bu işi boş bırakmazlar. Artı Amerika'da ne olur? İfşalar gelir. Cadı avı başlar önümüzdeki dönemde. Trump seçildiğinde biraz önce bahsettim. Tüm ekibi değiştireceğim, kadroyu değiştireceğim. Komünistleri, derin devleti, küreselcileri, bu son savaş diyor. Ve kitle buna inanıyor. Ve arkandayız diyor. Dolayısıyla bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir kavgayı getiriyor. İster Joe Biden seçilsin, ister Trump seçilsin. Anketlerde %61 oranında hile yapılacağı şu an kamuoyunun önünde çıkıyor zaten. Nasıl bir jeopolitik tasarım dediğimizde, Amerika Birleşik Devletleri'nin 170 ülkede askeri üssü var, askeri var. Japonya'da 54 bin, Almanya'da 35 bin, İtalya'da, İngiltere'de ağırlıklı askerleri var. Bunların olmadığını düşünün. Amerika Birleşik Devletleri'nin silah vermediğini, savaş naraları atmadığını bir düşünün. Nasıl bir dünya bizi bekliyor? Çünkü şu an Amerika'da herkese Almanya'ya silah veriyor, Polonya'ya veriyor, her tarafa veriyor. Rusya ile savaşacakları ayırıyor, kağıt üstünde listeliyorlar. Efendim, Çin'le savaşacakları listeliyorlar. Tüm kıtayı NATO üzerinden Ürdün'e de şube açıyorlar. Bir dizayn yapıyorlar. Trump geldiğinde bu olmayacak. Yani bu büyük bir olay. Bu nedenle Amerika'da iç savaşı ben
kaçınılmaz görüyorum. Hmm. Önümüzdeki dönem. Yani büyük bir iç savaş demiyorum. Zaten iç savaş diye film çektiler. Biraz önce ifade etmiştim. Burada dikiş tutmaz bundan sonra. Zor bu iş. Zor diyorsun. Nedeni de keskin bir ayrım var. Yaşam tarzında. Trump'ın arkasındaki evangelikler olsun, diğer milliyetçi üstün ırkçılar olsun, istedikleri şey 21. yüzyılda küreselcilerin insanlığa biçmiş rolü tanımıyoruz diyorlar. Bu çok önemli bir şey. Avrupa'yla da koordineli gidiyorlar. Bu nedenle komple batı diyorum ben. Önümüzdeki dönemde bir geriye doğru gidiş süreci başlıyor. Fransa'da dahil. Önümüzdeki süreçte Almanya'da göreceğiz benzeri olayları. Peki batı böyle geriye doğru giderken geri kalanda ne olacak? Geri kalanda şu olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde planlanan şey gördüğüm kadar doların rezerv para statüsünden çıkartılması. Amerika bunu çıkartır mı? Hayır. Nasıl çıkartır? Kendi içinde karışırsa zaten çıkar. Artı BRICS'ti, Şangay İşbirliği Örgütü'ydü, Hindistan'dı ve dünyadaki birçok ülkenin teklif ettiği modeli Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankası'nın sahipleri, o 13 tane aile var. Dünya Bankası, IMF zaten onlar da istiyor dijital olaraktan. Yeni bir sistem istiyorlar, yeni bir rezerv para. Bunun olması için bu olayların yaşanması lazım. Bu olduğunda ne olur? Eğer dolar rezerv para statüsünü kalkarsa Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi anlamda ekonomik kavga çıkar. Milli gelir düşecek, borç nasıl ödenecek? 35 trilyon dolar borç var. Her 100 günde bir 1 trilyon dolar artıyor. 2 trilyon dolar faiz. Nasıl ödenecek bu borç şeklinde? Burada da ne oluyor dediğimizde 20. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri üzerinde kurulan Başkan Truman'la başlayan Bretton Woods Anlaşması, yani dolar rezerv para, Marshall yardımları ve bilinen tüm uluslararası kurumları tek bir Amerikan başkanı seçilmemiş olan kurmuştur, imzalamıştır ve gitmiştir arkasına bakmadan. Bir dünya başkanı seçilmemiş derken kanunen başkan yardımcısı olduğu için başkan ölünce o oldu. Bu kez de Trump sonrasında böyle bir şey planlıyorlar. Bir oldu bitti. Yani Amerika'dan bir oldu bittiyle Çin savaş başlatmaz. Rusya bir dünya savaşı başlatmaz ama burası riskli. Bir oldu bitti. Nedeni de Amerikan halkı savaş başlatmaz. Amerika'nın seçilmişleri ne demokratlar ne cumhuriyetler başlatmaz. Bu olayı ne demokratların haber olduğunu zannediyorum ne de cumhuriyetçilerin haber olduğunu zannediyorum. Olayların tarihi akışa baktığımızda Amerika'yı daima bu tarafa yöneten başka bir güç var. Tartışılması gereken o. Şimdi önümüzdeki dönemde kutuplaştırıyorlar karşılıklı iki tarafı. İfşalar daha gelecek. Nasıl ki belki 2009-11 olaylarıyla ilgili bilmediğimiz ifşalar gelebilir. Karşılıklı olacak bu. Tek tarafın ifşası olmayacak. Önümüzdeki süreçte Batı'nın geleceğine dair dünyanın farklı yerlerinden davalar açılacağını düşünüyorum. Kölelik davası Amerika'ya kesinlikle açılacaktır. Kim açacak dersen, bu oyunu kim kuruyor diye baktığımızda Amerika'nın içinden yine, Avrupa'nın içinden yine. Çünkü sistem tıkandı. 315 trilyon dolar borç var. Ulus devletler şuraya kadar borçlu, vatandaşlar daha buraya kadar borçlu. Alacaklı kim? Devlet dışı aktör dediğim bunlar. Bunlar ne demişti 2020'de? Kapitalizm bitti, çöktü. Yamayla kurtulmaz. Yeni bir dünya düzenine geçelim. Paylaşım ekonomisi, paydaş kapitalizm, androposen çağ, Paris İklim Anlaşması çerçevesinde buna yönelik projeler, salgına yönelik bir bütün olaraktan şu önümüzdeki dönemde bunları konuşacağız. Çok sıkıntılı bir süreç. Ve 10 yılda olup bitecek. Bu bizi olağanüstü etkileyecek. Bir iki cümle söyleyip kapatacağım. Birinci Dünya Savaşı'nda, bunu her programda örnek veriyorum. Osmanlı'da vatandaşlar, dedelerimiz diyelim, evine sabahleyin işe gitmek üzere yattı. Sabahleyin savaşı uyandı. Halkın haberi olsa bu savaşa girer miydi? Tartışılır. Amerika'da da benzeri bir şey olma ihtimali çok yüksek. Bir oldu bitti. Mücadele daha yeni başlıyor burada. İfşa, şantaj, suikast, daha sonra da iç kavga, eyaletler arası çatışma demeyeceğim de,
görüş ayrılıklarından dolayı zaten Kaliforniya'daki Cumhuriyetçi Texas'a, Texas'taki Demokrat Kaliforniya'ya sürekli bir iç hareketlilik var. Bu süreç bizi etkiler. Çok ciddi fırsatlar ve riskler var. Onu da başka bir zaman anlatırım. Bu süreci kuran aklı tanımadan önümüzdeki 10 yılda ne olacağını öngörme şansımız yok. Bu kadar. Hocam katılıyor musunuz? Evet. Sayın Çiftçi, Amerika Birleşik Devletleri keskin bir ayrım içinde bundan sonra dikiş tutmayacak, bunu göreceğiz dedi. 10 yıllık bir sürede vaat etti. Evet. Haliyle Batı'ya, Avrupa'ya da yansımalarından kısacası özetti. Bize de yansıması olur, tüm dünyaya olur. Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir kırılma olursa. Evet. O dönemde miyiz şu anda? Fragman mıydı bu? Şimdi şöyle, Abdullah Bey'e katılıyorum. Şu anda Trump'ın izlediği politika tamamen Amerikan devlet politikasının dışında bir politika. Yani biz söylemlerinden bunu görüyoruz. Örneğin Ukrayna politikası, Ukrayna-Rusya politikası. Macaristan Başbakanı Orban Mart ayında ziyarete gidiyor Trump'ı ve bir görüşme yapıyor. Çıkışında diyor ki Trump seçilirse diyor Ukrayna'ya 5 kuruş vermeyecek diyor. Bunun üzerine Trump Time'a bir demeç veriyor, diyor ki evet vermeyeceğim çünkü diyor Avrupa üstüne düşeni yapmıyor. Yani Ukrayna'yı koruyacağım ama diyor Avrupa'da hiç üstüne düşeni yapmıyor diyor. Şimdi cumhuriyetçilerle demokratlar açısından baktığınız zaman cumhuriyetçiler Ukrayna'ya çok fazla para verildiğini söylüyorlar. Bir araştırma yapılıyor Pew Araştırma Merkezi tarafından. Cumhuriyetçilerin %49'u, demokratların %17'si Ukrayna'ya çok fazla para verildiğini söylüyorlar. Ve Trump diyor ki bu savaşın olmaması gerekiyordu. Ben diyor bu savaşı bitireceğim 24 saat içinde. Peki nasıl yapacaksın diyorlar. Aynı masaya oturtturacağım diyor Putin'le Zelenski'yi. Zelenski'ye diyeceğim ki eğer savaşı bitirmezsen ben sana destek vermeyi keseceğim. Putin'e de diyeceğim ki sen eğer savaşı devam ettirirsen ben o zaman Ukrayna'yı daha çok destekleyeceğim. Şimdi tabii bu bir inanılırlığı olan bir söylem. Çok değil rasyonelite açısından baktığınız zaman. Çünkü Rusya'nın orada istekleri var. NATO'ya iyi olmaması gibi Ukrayna'nın. İşte oradaki topraklardan geri çekilmesi, kendisinin girdiği toprakların kendisinde kalması gibi. Ama Trump'ın bakış açısı bu. Zaten o Amerika Birleşik Devletleri'nde 60 milyar dolarlık o askeri yardım, Ukrayna'ya verecek olan askeri yardımı içeren yasa tasarısı da Trump'ın destekçileri yani cumhuriyetçiler tarafından belli süre veto edildi ve bu yüzden geç çıkmıştı. Şimdi Trump'ın Ukrayna ve Rusya savaşına bu bakışı bu. Hiç başlamamalıydı bu savaş diyor. Şimdi bu açıdan baktığınız zaman NATO'nun politikasına ters mi? Tamamıyla ters. Çünkü geçenlerde Washington bildirisinde biz gördük. Tamamen Rusya'yı kendine düşman eden bir politika izliyor NATO. Çin'e de ultimatum veriyor. Diyor ki Rusya'yı desteklemeyeceksin. Kuzey Kore ile İran'ı da zaten karşısına alıyor. Şimdi aslında Trump Rusya'dan daha çok Çin'i kendine bir tehdit olarak görüyor. O yüzden diyor ki Çin'e vereceğimiz, Rusya'ya vereceğimiz enerjiyi aslında Çin'i engellemek için vermeliyiz. Çünkü Ukrayna'ya destek için çok fazla yardım paketi geçiriyoruz. Bu bizim Çin'in önüne geçeceğimiz, işte Çin'in dünyanın gücü olması karşısında bizim göstereceğimiz enerjiyi, bizim yapacağımız maddi harcamaların önüne geçen bir şey diyor. İşte burada bir kere Amerikan politikasından ve hatta bakarsanız NATO politikasından farklı bir yerde duruyor. Bu istenen bir şey mi? Abdullah Bey'de dinlediğimize göre bir kere istenen bir şey olmayacak. Trump burada başka şeyler söylüyor. İkincisi NATO konusunda. Şimdi Trump diyordu ki sık sık Amerika Birleşik Devletleri'ni bu örgütten çekeceğini söylüyor. NATO'da herhangi bir devlete bir savaş, bir saldırı diğer bütün devletlere de yapılmış sayılıyor ve korunması gerekiyor. Dedi ki Trump eğer dedi üzerinize düşen maddi külfeti yerine getirmezseniz biz sizi korumayacağız dedi. Bu da çok tartışma yarattı. Çünkü burada Trump yapacakları maddi desteğe göre herkesin üzerine düşen, bütün devletlerin üzerine düşen ödemeye göre koruyup korumayacağını söyledi. Gayri safi yurt içi hasılasını %2 savunmaya harcaması gerektiğini söyledi devletlerin. Burada da bir kere NATO'nun çizgisinden ayrı bir yere düştü mü? Düştü. Üçüncüsü toplu sınır dışı
göçü söz verdi. Göç politikası tamamen Biden'ınkinden farklı. Biden daha insancıl bir göç politikasından bahsederken Trump diyor ki hepsini sınır dışı edeceğim. Yani diyor ki sonradan vatandaşlık alanların, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayıp sonradan vatandaşlık alanların çocuklarına, doğan çocuklarına hemen vatandaşlık vermeyeceğim diyor. Örneğin bu da aslında genel olarak baktığınız zaman çok farklı bir politika. Biden'ın politikasından çok farklı bir politika. Burada da tartışmalar oldu. Hatta Amerikan vatandaşlarının değil, Amerikan vatandaşı olmayanların da oy kullanması gerektiğine ilişkin bir yasadan bahsediliyor son dönemde. İsrail konusuna bakalım. Aslında İsrail konusunda hemen hemen benzer politikalar güdüyorlar ama Trump diyor ki artık Netanyahu'ya bu savaşı bitirmen gerekiyor diyor. Netanyahu ile arasında bir gerginlik olduğu da söyleniyor. Çünkü aslında Trump seçim sonuçlarına itiraz ederken Netanyahu Biden'a telefon açıyor ve ona bir tebrik iletiyor. Bu yüzden de aralarında bir gerginlik olduğu söyleniyor. Ama özellikle Suudi Arabistan, Katar, işte Ürdün'ün İsrail ilişkilerinin iyileştirilmesi anlaşmalarında Trump'ın elbette ki çok büyük desteği var. O yüzden Trump İsrail'le Gazze konusunda çok ayrı düşmüyor. Özellikle Biden'dan. Ama yine de Netanyahu ile arasında bir gerginlik olduğu söyleniyor. İran meselesine baktığımız zaman İran konusunda aslında çok sert bir politikası var Trump'ın da. Özellikle İsrail'in arkasında olduğunu soruluyor eğer bir İran-İsrail gerginliği olursa. İran'ı nükleer anlaşmasından çekmiş başkanlık döneminde ve İran'a yönelik yaptırımlarını da arttırmış. Kasım Süleymani'nin öldürülmesi saldırısına da Trump döneminde emir veriliyor. Bu yüzden İran'a karşı sert bir politikası olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda Biden'la örtüşüyor. Çin konusuna baktığımız zaman da aslında görevdeyken Çin ile çok sert bir ticaret savaşını tetikliyor. Diyor ki Çin'e yönelik %60'dan fazla gümrük uygulaması yapacağım diyor ve bütün telekomünikasyon alımlarında Çin'le ilişkimi durduracağım diyor. Bu çok agresif yeni kısıtlamalar olarak görülüyor bakıldığı zaman. Ama şu var, şimdi Çin-Tayvan gerginliği açısından baktığınız zaman Biden her zaman Çin'in bu konuda karşısında olacağını, Tayvan'ı destekleyeceğini söyledi. Ama Trump seçildiği dönemde Tayvan başkanını aramış ve aslında uzun yıllardır diplomatik ilişki olmadığı halde orada bir diplomatik ilişki başlatmıştı. O yüzden şimdi yeni dönemde Çin-Tayvan gerginliğinde nerede durur tam kestirilemiyor. Tabi bununla birlikte mücadele edeceği, derin devleti bitireceği, mafyatik örgütlenmeyle mücadele edeceği de söz konusu. Yani genel olarak baktığınız zaman aslında Trump Amerikan politikası açısından öngörülemez bir kişilik. Ve bunu çok rahat bir şekilde söylüyor. Şovmen bir tarafı da var. Aslında vurulduktan sonra elini kaldırması, orada fight fight diye bağırması süreç yönetebildiğini de gösteriyor. Yani burada biraz evvel konuştuk, tamamen korumaların gölgesi altına girip oradan o şekilde de çıkabilirdi. Ama o elini yukarı kaldırıp fight deyip kendi tabanını konsolide etmeyi ihmal etmedi böyle bir durumda bile. O yüzden özellikle çok ağır krizleri yönetebildiğini mi gösteriyor? Bence öyle gösteriyor. Çünkü böyle bir saldırıdan sonra insan korkar. Yani aslında o devlet başkanı rolüne şu andan itibaren girmiş durumda. Ve biliyor, anketlerden de görüyor. Bundan sonra yapacağı açıklamalarda da çok toplumu gereceğini düşünmüyorum. Yani daha evvelki dönemlerde sert açıklamalar yapmıştı. Çok sert ifadeler kullanmıştı ama özellikle 28 Haziran'da Biden'la yaptığı o televizyon programında da aslında o eski agresif kişiliğinden biraz sıyrıldı. Daha artık yönetici... Alacağını aldın mı diyorsunuz? Efendim? Alacağını aldı. Alacağını artık aldı. Çok garanti rahat cebine i̇şte koydu. Televizyon konuşması, karşı karşıya kesinlikle gelmesi, Biden'ın NATO'daki gafları, bu suikast girişimi. Tabii, artık Zelenski'ye Putin demesi artık son nokta oldu. Trump'ın aday başkanlığını garantiledi mi diyorsunuz? Ben garantilediğini düşünüyorum ama tabii risk her zaman devam ediyor. Yani şimdi Trump yeniden bir miting yapacağını söyledi. Yaklaşık işte
10 gün sonra mı, 1 hafta sonra mı, yarın kongreleri başlayacak. Şimdi tekrar böyle bir mitinge gerek olup olmadığı konuşuluyor. Zaten deniyor ki işte cebine koydu, başkanlığı garantiledi. Artık miting yapmasına gerek var mı diye konuşuluyor. Ama bundan sonra aslında bence Biden'ın yapacağı açıklamalar daha çok devlet adamı rolünde olacak. Yani o evet daha sakin, işte güvence bende, ben savaşacağım sizin adınıza. Amerika Birleşik Devletleri'nin geleceği, Amerika Birleşik Devletleri'nin içindeki o derin devletin temizlenmesinin garantisi benim. Bana güvenin rolünü izleyeceğini, bunun rolünü çizeceğini düşünüyorum. Ve bir devlet adamı rolüne soyunacağını düşünüyorum. Yine tabii güvenliğinin korunması gerekiyor. Bu saldırıların bittiği anlamına gelmiyor kesinlikle. Devam da edebilir. Eğer bundan sonra bir miting yapılacaksa bu mitingin nasıl korunacağını da oldukça merak ediyorum. Çünkü hani bunu herkes bilir. Orada çatısı olan bir yerde siz yakın bir miting yapıyorsunuz ve aslında bütün çatılara kontrol etmeniz gerekirken oradaki alanı boş bırakıyorsunuz. Bu da tabii içeriden bir şey olduğu düşüncesini çok rahat bir şekilde insanların aklına getiriyor. Konuşmaya devam edeceğiz. Gün boyu yayınlarımıza devam edecek. CNN Türk ekranlarında bizden sonra da yayınlar var. Ayrılmayın, haber takibinde kalın. Konuların analizi için uzman konuklarımızla stüdyolarımızda olacak. Efendim güzel bir hafta diliyorum hepinize. Hoşça kalın.